Günaydın. Burası hafta sonundan. Herkese mutlu, keyifli, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz ve programımıza başlıyoruz. Bugün saat 8'de başladık. 11'e kadar sizlerle beraberiz. Hem cumartesi hem pazar günü. Burası hafta sonunda. Sizlere hem bir gündem değerlendirmesi hem son dakika gelişmeleri eğer varsa hem konuklarımızla hitap ediyoruz. Sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Cumartesi ve pazar günlerinde Habertürk ekranlarında, burası hafta sonu, yaz aylarında da sizlerle beraber olmaya devam ediyor. Bugün neler yapacağız? Bugün saat, az önce de dediğim gibi, 11'e kadar beraberiz. Bugün hem Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine kadarki süreçten bahsedeceğiz haberlerimizde. Hem Ayasofya'nın önemine değineceğiz. Çok değerli hocamız bizlerle beraber olacak. Neden Ayasofya bu kadar kıymetli? Neden Ayasofya tüm dünyanın gözü Ayasofya'da? Hem bizim için, elbette ki bize ait, bizim bir değerimiz olduğu için. Ama aynı zamanda dünyanın da gözü Ayasofya'nın üzerinde. Ayasofya'nın bu kadar değerli ve önemli olmasının nedeni nedir? Biraz konumuz bugün Ayasofya, ama onun öncesinde bir robotumuz olacak. Bu tabii ki yeni normalle birlikte artık insanlar daha içlerine kapandılar, evlerine kapandılar. Gerçi pandemiden önce de insanların yapacağı işlerin bir bölümünü robotlar devralmaya başlamıştı. Özellikle pandemiden sonra bu dezenfeksiyon işlemleri vesaire robotlara teslim edildi tamamen. Bir robot konuğumuz olacak ve bu robot konuğumuz ve tabii ki onun işte yöneticisi mi, sahibi mi, artık ne demek doğruysa bilemiyorum. Yeni normalde robotların görevleri devralmasından bahsedecek ve burada bir robot dezenfeksiyon işlemi yapacak. Hep birlikte merakla izleyeceğiz onu ve biraz daha yeni normalimize alışmaya çalışacağız. Bugün 11 Temmuz, 11 Temmuz itibariyle 11'e kadar sizlerle beraberiz. Tam 3 saatimiz var. Bu arada ilk saatimizde bir Güney Amerika bağlantısı yapalım dedik. Brezilya'ya bağlanacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir koronavirüs patlaması yaşanıyor biliyorsunuz, ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, ikinci merkezde, özellikle Latin Amerika'nın merkezi de Brezilya olarak adlandırılıyor ve gerçekten korkunç rakamlar söz konusu. Bolsonaro da COVID-19 teşhisiyle gündeme geldi. Daha öncesinde biliyorsunuz COVID-19'la, koronavirüsle ilgili sanki böyle çok ciddiye almayan açıklamaları vardı. Ama kendisi de COVID-19'a yakalandı. Bakalım Brezilya'da neler oluyor? Bir Skype bağlantısı yapacağız Brezilya'yla. Ve saat 11'e kadar, 8'de başladık, 11'e kadar sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz. Hadi bakalım, daha fazla uzatmayalım ve dün özellikle dünya tarihi açısından önemli bir gündü. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesiyle başlayacağız. Burası hafta sonu başlıyor. Buyurun. Bakın, dünyanın en güzel, en özel yapılarından biri. Tüm dünyanın gözü Ayasofya'nın üzerinde dedim ya, gerçekten öyle. Hiçbir abartısı yok bunun. Hem tarihiyle, hem mimarisiyle, hem içeriğiyle Ayasofya gerçekten dünyanın en güzel yapılarından biri ve ne kadar mutluyuz ki bize ait. Danıştay Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine dair kararın gerekçesini açıkladı. Kararın gerekçesinde mülkiyet vurgusu yapıldı. Ayasofya'nın cami vasfı dışında kullanılamayacağı vurgulandı. Önce Danıştay, Ayasofya'nın müze olması yönündeki 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açan kararı imzaladı. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserleri ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Duruşmayı 2 Temmuz'da gören Danıştay 8 gün sonra kararını açıkladı. Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın gerekçesinde mülkiyet vurgusu yapıldı. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu ve vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli olduğu, Ayasofya'nın cami vasfı dışında kullanılamayacağı vurgulandı.
Danıştay'ın kararından bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını hayırlı olsun mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan kararda Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılması kararını ardından ulusa seslendi. Erdoğan, Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıkladı. Dünyaya da seslendi. Herkesi ülkemizin Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum dedi. ...24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. İlk namaz 24 Temmuz'da dedi. O zamana kadar ziyaret ve görme telaşının içine girmeyin uyarısı yaptı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ücretli giriş uygulamasının kaldırılacağını da duyurdu. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada Cuma namazımızı kılar ve böylece Ayasofya'yı da o gün her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız. İçeride bazı eksikler var. 6 ay gibi bir süre içerisinde yapacağımız bazı hazırlıklar var. Öyle bir burada hazırlıklar yapıyoruz ki bu hazırlıklar içerisinde Müslim gayrimüslim, Hristiyan dünyasından kim gelirse gelsin, ecdadımızdan devraldığımız mirası nasıl geleceğe taşıyacağımızın da en güzel örneğini vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya konusunda dünyadan gelen eleştirilere de yanıt verdi. Herkesi karara saygılı olmaya davet ediyorum dedi. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Türk milletinin Ayasofya üzerindeki hakkı yaklaşık 1500 yıl önce bu eseri ilk inşa edenlerden daha az değildir. Ayasofya'nın insanlığın ortak mirası sıfatının korunacağını vurguladı. Bu mabedi kültür hazinesi kimliğine halel getirmeden, vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açarak milletimize önemli bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. Konuşmasını Fatih'in vakfiyenamesi önünde yapan Erdoğan, CHP'yi ve tek parti dönemini de eleştirdi. Bugün alınan karar aynı zamanda Fatih'in işte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. Gerçi aynı zihniyet bugün de bırakınız Ayasofya'nın hüznünü gidermeyi, İstanbul'un en gözde camisi Sultan Ahmet'i müzeye dönüştürmeyi teklif edebilmektedir. Vatikan'ın müze haline dönüştürülerek ibadete kapatılmasını talep etmekle Ayasofya'nın müze olarak kalmasında ısrarcı olmak aynı mantığın ürünüdür. Bunun bir adım sonrası insanlığın en eski mabedi olan Kabe'nin ve yine kadim mabet Mescid-i Aksa'nın da müzeye dönüştürülmesi isteğidir. Rabbim ülkemizi ve insanlığı bu zihniyetten ilelebet muhafaza eylesin diyorum. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi bir olay olduğunu söyledi. Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair karar meclis kürsüsünden okunduğunda AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıraları kararı ayakta alkışladı. Tabii Ayasofya'nın ibadete açılması bir tarihi bir olay, cami olarak açılması gereken hedef olarak, bir hayal olarak, bir rüya olarak yer almıştı. Milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermişti. Ayasofya kararı ile ilgili mecliste ilk değerlendirme Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına dair karar meclis kürsüsünden okunduğunda ise AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları ayakta alkışladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. Bitirdikten sonra alkışlayın ya. Ayasofya sizin değildir diyenlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüreğimizi tam ortaya koyarak bizimdir diyoruz. Kararın okunması sonrası parti temsilcileri de söz aldı. Ayasofya Camii, öyle söyleyeceğim, bugün asli görevine dönmüş oldu. Bu manada çok büyük bir mutluluk duyuyoruz Danıştay'ın verdiği karardan. Ve devamında da Sayın Cumhurbaşkanımıza hasreten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir anı ve dakikaları yaşıyoruz ve adeta bir milli mesele haline gelen Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı alınmıştır. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Hepimizin gençlik rüyasıydı. Buna vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun. Ayasofya orada ibadet etmek isteyen herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yerdir. Çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işlevi yapması yönünde hassasiyet göstermesi noktasında da talebimizi iletiyoruz. Çok önemli tarihi bir karar. Böyle anlarda amasız hayırlı olsun demeyi becerebilmeliyiz diye düşünüyorum. Milletimizin değerlerini anlamakta bu kadar uzak olamazsınız yani. Bütün millet, dünya bizi izliyor. Buradan Ayasofya mutluluğunu yaşayarak bir süreç yaşayalım. Bırakın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutlu olduklarını söyledi. İrade milletin, karar hukukundur dedi. Bahçeli yazılı açıklamasında Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi bir gün olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Danıştay'a teşekkür etti. Bahçeli, irade milletin, karar hukukundur. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş. Ayasofya'nın kapıları ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Açmaz demiştim. Senin Müslümanın, benim Müslümanım demek bize düşmez. O Allah'ın bileceği iştir ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Danıştay'ın kararını takdirle karşıladığını söyledi. Bu milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde bir karardır dedi. Danıştay'ın Ayasofya kararını açıklamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Rus Ortodoks Kilisesi'nden açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararı bir hayal kırıklığı ifadelerini kullandı. Ayasofya'nın herkes için erişilebilir kalacağını duymayı bekliyoruz dedi. Yunanistan hükümeti Ayasofya kararını en şiddetli şekilde kınadığını açıkladı. Yunanistan Başbakanı karar hem Türkiye-Yunanistan ilişkilerini hem Avrupa Birliği ile ilişkileri etkiler dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias kararın ardından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştüğünü söyledi. Kararın dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO içinde tahrik oluşturduğu hakkında bilgi verdim dedi. Yunanistan Kültür Bakanı Mendoni ise kararın açık bir provokasyon olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ancak Ayasofya tüm insanlığa ait bir eserdir dedi. Rus Ortodoks Kilisesi'nin açıklamasında bu karar daha büyük ayrışmalara yol açabilir ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararından üzüntü duyuyoruz açıklaması geldi. Ayasofya'nın ibadete nasıl hazırlanacağı, içindeki ikona ve sembollerin ne olacağı da netleşmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir ekip hafta sonu Ayasofya'da inceleme yapacak. İlk etapta
namaz kılınmasına engel teşkil eden ve kıble yönünde yer alan ikonaların üzerinin örtülmesi planlanıyor. Bunun için açılır kapanır perde sistemi yapılacak. İkonaların taşınmasının ya da üzerlerinin kalıcı olarak kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtiliyor. Ayasofya'nın zeminine ise 1500 yıllık yapıya zarar vermeyecek malzeme ve teknike halı döşenecek. Çalışmalar Ayasofya'nın yönetimini devralan Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülecek. Öte yandan Kültür Bakanlığı'nın sitesinde Ayasofya'nın adı Ayasofya-i Kebir Camii olarak değiştirildi. ...86 yıldır müze olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı öncesinde çok sayıda kişi Ayasofya'nın önünde toplandı. Kararın açıklanmasıyla da vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Ağlayanlar, dua edenler, tekbir getirenler. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması böyle karşılandı. Gözleriniz yaşlı. Gözlerimiz yaşlı valla yani ya hani kendimizi de zor tutuyoruz yani şu süreçte. Ses mes zaten komple gitti. Bir haftadır, 1,5 haftadır yaklaşık 7 defa, 8 defa Ayasofya'ya gidiyorum, geliyorum. Bu biz buranın açılmasını 4 gözle bekliyorduk. Gözler Danıştay'ın vereceği karara çevrilmişken Ayasofya'nın cami olarak açılmasını bekleyenler günün erken saatlerinde tarihi yarımadada toplanmaya başladı. Ekipler de Ayasofya'nın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından çok sayıda vatandaş Ayasofya'nın önüne gelerek tekbir getirmeye başladı. Polis ekipleri ise bir taraftan güvenliği sağlamak amacıyla Ayasofya'nın önüne bariyerler kurdu. Ayasofya'nın önünde tarihi anlara tanıklık edenler duygulu anlar yaşadı. Çok çok mutluyum, çok çok heyecanlıyım. Ben kararı aşağıda Eminönü'nde çiçek pazarında öğrendim. Tramvaya bindim, saat 3.30'dan beri buradayım. Biz kaç gündür hatimler indiriyorduk, dualar ediyorduk. Hayırlı uğurlu olsun milletimize. Çok mutluyuz. Bu değerimize sahip çıkalım, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi sevelim. Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesiyle Ayasofya önünde toplanan yüzlerce kişi akşam namazı kıldı. Çoklu bara düzenlemesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla yeni barolar kurulabilecek. Kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2000 avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucuların kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Yeni kurulan baro seçimli ilk olağan genel kuruluna yapıncaya kadar birlikte temsil edilemeyecek. Yeni baronun üye sayısının 2000'in altına inmesi halinde tamamlanması için 6 ay süre verilecek. Birden çok baronun olduğu illerde avukatlar diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüm baro genel kurulları 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak. Türkiye Barolar Birliği 4 yılda bir Aralık ayında seçim yapacak. Her baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na başkanla birlikte 4 delege gönderebilecek. Çoklu baro teklifi meclisten geçti geçmesine ama genel kurul görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu çoklu baro teklifinin derin devlet operasyonu olduğunu iddia etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den yanıt geldi. Bakın derin devletin iktidarı oldunuz. Olur mu, ben görüşlerimi söylüyorum. Gelirsin burada cevap verirsin. Gelirsin burada cevap verirsin. Bak hadi oradan deme. Ne demek hadi oradan? Hadi buradayım işte, gel. Buradayım. Buradayım. Terbiyesiz adam. Çoklu baro yasa teklifinin meclis genel kurulundaki görüşmeleri tartışmalı oturumlarla sürüyor. Mecliste bu kez derin devlet tartışması yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, derin devletin barolara operasyon yaptığını öne sürdü. İsim vermeden
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı. Şimdi aynı derin devlet operasyonunu size yaptırıyor. Kime karşı? Kim için? Bu derin devletin en temiz çocukları için. Onları yeniden başkan yapmak için hükümet olun, iktidar olun. Derin devletin oyuncağı olmayın. Tanrı Kulu'na yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den geldi. Eğer Türkiye'de bir derin devlet olsaydı 15 Temmuz başarılı olurdu. Bir taraftan derin devletten muzdarip olduğunuzu söylüyorsunuz. Bir taraftan da o derin devletin argümanlarını burada kullanıyorsunuz. Özlem Hanım buyurun. Sayın Tanrı Kulu, ben biliyorum. Size de zulmettiler o derin devlet. Onu savunacak bir haliniz olmamalı. AK Partili bugüne getiren şey işte o derin devlet dediğiniz yapılara olan dirençtir. Tartışmaya Meclis Başkan Vekili Celal Adan müdahale etti. Türkiye'de hiçbir zaman derin devlet olmamıştır. Ama devletin içerisinde milletin, devletin adını kirleten hırsız, arsız, darbeci olmuştur. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta bir sürü sıkıntıyla uğraşırken bu tartışmayı doğru bulmuyorum. Tanrı Kulu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Feyzioğlu ise, ben ülkemin, milletimin ve meslektaşlarımın hizmetindeyim. Sen kime hizmet ediyorsun ifadelerini kullandı. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili yaptığı hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı. İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyesi Levent Özeren geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Semiha Yıldırım ile ilgili bir paylaşım yaptı. Hakaret içerikli paylaşım her kesimden büyük tepki çekti. Levent Özeren tepkiler sonrasında paylaşımı kaldırsa da hakkında soruşturma açıldı. Özeren halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ile Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla Bursa'daki evinde gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Özeren, pişman olacak bir şey yapmadım, susma hakkımı kullanmak istiyorum dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de bir açıklama yaptı. Bir üyemiz tarafından kendisinin özne yapıldığı çirkin tutum ve davranışlar nedeniyle genel başkan olarak Semiha Hanım'dan amasız, ancaksız, lakinsiz özür diliyorum. Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir. Her zaman karşısındayım, her zaman da karşısında olacağım dedi. Özellikle sosyal medya düzenlemesi söz konusuyken ve sosyal medyanın insanlara hakaret amacı olarak, hakaret amacıyla kullanılamayacağının altı bu kadar çizilirken biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha usturuplu yazmak gerekiyor. Hakaretamiz cümlelere asla müsamaha göstermemek gerekiyor. Ve lütfen sosyal medya aracılığıyla kimse kimseye hakaret etmesin. Elbette ki insanların düşüncelerini, duygularını paylaşması doğaldır, olağandır. Ama hakarete hiçbir mecrada izin verilemez ve verilmemelidir. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş mecliste kaza geçirdi. Beştaş ana binadaki basın kapısı önünde bulunan merdivenlerden düşerek yaralandı. İlk müdahaleyi yanındaki milletvekilleri yaptı. Daha sonra meclis kampüsü içerisinde bulunan sağlık birimine haber verildi. Ambulansla gelen sağlık ekipleri Beştaş'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Meral Danış Beştaş'ın müşahede altında tutulduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geldi. Bir şirket tarafından başlatılan icra takibi sonucunda makam odasındaki masa ve koltuk da haciz edildi. Bir firma belediyenin 2016'da düzenlediği parke taşı döşeme ihalesinden alacağı olan 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemediği gerekçesiyle icra işlemi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odalarındaki masa, sandalye ve oturma grupları kamyona yüklenerek götürüldü. Borcun 2016'dan kalma olduğunu belirten Karalar, protokol kapsamında firmaya ödemelerin sürdüğünü söyledi. Karalar, bu iyi niyet davranışı değil dedi.
ve koronavirüs ve koronavirüs verileri. Sağlık Bakanlığı yeni verileri açıkladı. Türkiye'de bir günde 23 kişi yaşamını yitirdi. 48.787 test yapıldı. Bir günde tanı konulan kişi sayısı yine 1000'in üzerinde geldi. Sağlık Bakanlığı 10 Temmuz verilerini açıkladı. Bir günde 23 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı 5.323'e yükseldi. 48.787 test yapıldı. 1003 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Türkiye'de toplam vaka 210.965'e yükseldi. Bir gün içerisinde koronavirüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 1493 oldu. Bugüne kadar koronayı yenenlerin sayısı toplamda 191.883 kişiye ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da açıklandı. Bir gün önce 1179 olan yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182'ye, bir gün önce 399 olan entübe hasta sayısı ise 402'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca verileri açıkladığı paylaşıma bir de değerlendirme notu düştü. Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. Binin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı dedi. Evet, dünkü veriler böyle. Tekrar bir gözden geçirelim arzu ederseniz hep birlikte dünkü verileri. 10 Temmuz 2020 itibariyle az önce de dediğim gibi test sayısı 48.787. 1000'in altına düşmeye çok az kaldı. 1003 kişi vaka sayısı olarak belirlenmiş. 1000'in altına düşmek önemli çünkü hani kontrol altına alındığını ve gerileme olduğunu gösterecek bize 1000'in altında olması. Nitekim Sağlık Bakanımız da böyle söylüyor biliyorsunuz. Vefat sayısı biraz arttı maalesef. 23 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. İyileşen sayısı 1493. Vaka sayısı ve iyileşen sayısı da önemli. İyileşen sayısının vaka sayısının üstünde gelmesi yine dikkat ettiğimiz şeylerden biri. Toplam iyileşen sayısı 191.883. Entübe hasta sayısı yine biraz yükseldi. Çünkü yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısı yükseliş gösteriyor biliyorsunuz. 402 entübe hasta sayısı var. Ve yoğun bakım hasta sayısı da 1182. Toplam vefat sayısı 5.323'e yükseldi maalesef. Ve toplam vaka sayısına baktığımızda da ülkemizde 210.965 vaka olduğunu görüyoruz ve toplam test sayısına baktığımızda da müthiş bir test rakamı var Türkiye'de. 3.881.410 kişiye bugüne kadar COVID-19 testi yapılmış. Evet, rakamlarımız böyle. Umuyorum ki yarın yine sizlerle paylaşacağız 11 Temmuz 2020 rakamlarında. Elbette ki vefat sayısı öncelikle vefat sayısının İnşallah sıfırlandığını gördüğümüz günler gelecek. Ama en azından 23'ün altında, 20'nin altında gelsin. Bir an önce de sıfırlandığı günleri görelim. Vaka sayısının 1000'in altına düşmesini arzu ediyoruz. Az önce Sayın Bakan'ın, Sağlık Bakanı'nın da tweetinde temizlik ve mesafeye bağlı olarak bu rakamlar düşüyor ya da artıyor. Lütfen mesafeye, temizliğe, hijyene ve maske kuralımıza dikkat etmeye devam edelim. İnşallah vaka sayılarımız da azalacak. Şimdi tabii yeni normalle birlikte yeni normale koyulan kurallar ve koyulan kurallara getirilen ek kurallar var. Sağlık Bakanlığı market, kuaför, berber ve güzellik salonları için COVID-19 tedbirlerini yeniledi. Marketlerde 8 metrekareye bir kişi olan müşteri sınırlaması 4 metrekareye bir kişi olarak düzenlendi. Yani marketler aynı anda fazla müşteri alabilecek artık ama elbette ki tekrar etmek istiyorum. Maskesiz marketlere girmek kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Evet, daha fazla müşteri alabilecek marketler ama maskeyle. Kuaför salonlarıyla ilgili de yeni düzenleme var. Kuaför salonları biliyorsunuz hanımların epey bir konuşmayı sevdiği, çok da uzun zaman geçirdiği alanlar ama kuaför salonlarında mümkünse konuşulmaması isteniyor. Biraz rahatlama ve esneklik var tabii ki. İlk zamanlarda biz çok zorlandık. Sosyal mesafenin ne olduğunu bilmeyen,
birçok insan vardı. Anlatmak için de çok fazla zorlandık. Bizim insanlarımız uyarılmaya hak ediyor. Marketler aynı anda daha fazla müşteri alabilecek. Hijyen tedbirleri daha da artırılacak. Marketlerde artık 8 metrekareye bir kişi değil, 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde içeriye müşteri alınacak. Aynı zamanda her gün sık sık yapılan sosyal mesafeye dikkat edelim uyarıları ve anonsları artık yapılmayacak. Zaten bildiğimiz şeyler olduğu için çok da dinlemiyoruz da esasen. Sağlık Bakanlığı market, kuaför, berber ve güzellik salonları için hazırladığı COVID-19 rehberini yeniledi. Alışveriş sosyal etkinlik değil, mümkün olduğunca kısa süre durun ifadesi rehberden çıktı. Bundan böyle market arabaları ve sepetleri sık sık dezenfekte edilecek. Marketlerde COVID'den sorumlu kişiler bulunacak. İSG uzmanları müşterilerin merak ettiği sorulara cevap veriyor olacak. Bir diğer güncellemede kuaförler, berberler ve güzellik salonları için. Sağlık Bakanlığı'nın kuaförler için revize ettiği yeni rehbere göre kuaförlerde konuşulması istenmiyor. İlla konuşulması gerekiyorsa bu yüksek sesle olmayacak. Kuaförler gerçek anlamda bir psikolog gibidir. Her şeyimizi paylaşabiliyoruz aslında rahatça burada. Deşarj olmaya da geliyoruz aslında. Eğer konuşamazsak deşarj olamayız. Çok olmasa da biraz konuşmaya ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü o susuyor, ben susuyorum, olmuyor. İş yeri çalışanları cep telefonlarını yanında taşımayacak. Soyunma odalarında bırakacak. Telefonları da soyunma odasına bırakmak zorunda kalacaksınız. Çok zor. Randevular benim telefonumdan dönüyor. Benimkini nasıl bırakabilirim ki? Bir şekilde ayarlayacağız ama böyle uygunsa böyle devam edeceğiz. Önce sağlık diyelim. Sağlık, evet, önce sağlık. Aydın'dayız. Aydın'da bir yolcu otobüsünde koltuk tartışması yaşandı. Salgın nedeniyle mesafe kuralı hiçe sayılınca bütün koltuklar yeni yolcularla doldurulunca otobüste deyim yerinde ise isyan çıktı. Biletinizi buyurun iptal edin. Arayın gelen. Saçmalık mıdır ya? Getirmişsiniz sağa bakar. Gidin lan buradan bırakacaksınız. Ben bırakmayacağım. Aynı yapamazsınız. Ben nasıl konuşuyorsun sen? Tartışmalar Aydın'dan Sivas'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünde yaşandı. Önce her şey yolundaydı. Covid-19 nedeniyle her yolcunun yanındaki koltuk boş bırakıldı. Ama sonra işler değişti. Yol boyunca alınan yeni yolcularla bütün koltuklar doldu. Otobüste isyan çıktı. Kadın su almaya gittik. Hayır, olmaz mı öyle bir şey? Bu kadar yolcuyu burada tutamazsınız. İki kişi oturtamazsınız. Abi ben oturtamıyorum. Abi git yazıhaneden al. Gel abi yazıhaneye söyle. Ben yazıhaneye ne söyleyeceğim? Bu otobüste de gidiyorum, inmiyorum da. Aynı bir şekilde. Yolcular hastalık kapma endişesiyle bütün koltukların doldurulmasına itiraz etti. Muavin ve şoför de beğenmeyen biletini iade etsin deyince otobüste kısa süreli arbede yaşandı. Abi otobüsünde kabalaya kabalaya. İstemeyen insan aşağıda. Kesilmesin kardeşim. Niye kesiyorsun? Sen muavin değil misin? Abi ben mi kesiyorum? Sen muavin değil misin? Kestirme kardeşim. Abi neden kestirme? Ben yoldan gelen adam. Olmaz mı? Sen otobüsün kaptanıyım. Hayır. Bu otobüsten sorumluyum. Nasıl sorumlusun sen? Nasıl sorumlusun abi sen burada? Sen nasıl dikkat ediyorsun bu otobüs? Hepimiz abi ben sana emanetimiz ya. Ben götürüyoruz adamları. Ben kestirmiyorum ki bileti. Olmaz abi. Yazana geziyor. Biletinizi buyurun iptal edin. Alay. Arayın gelen. Saçmalık mıdır ya? Getirmişsiniz sağ adamlar. Gidin lan buradan bırakacaksınız. Ben bırakmayacağım. Aynı yapamazsınız. Ben nasıl konuşuyorsun sen? Yol üstündeki bir trafik polisinden de yardım isteyen yolcular olanı biteni cep telefonuyla da kaydettiler. Bakanlık bu şeye bak onay vermemiş. İnsanları iç içe hastalık astım olan bile buraya gelmiş. Yani çekin gönderin. Bak sizler de böylesiniz. Evet. Biz de arkaya attılar. Yani evet. Biz de şikayet. Kardeşim gelin hep beraber şikayet edilmiştir. İki kuruş fazla para kazanmak için kimsenin hayatıyla oynamaya veya hayatını riske atmaya hakkı yok. Zaten kurallar belli. Yeni normalin çerçeveleri çizilmiş durumda. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden mesela belki böyle bir olay olmuş olsaydı ortaya çıkmazdı. Ama artık herkes her şeyi, aykırı yapılan her şeyi cep telefonlarıyla çekiyor ve basın aracılığıyla da Türkiye'ye, dünyaya ulaşıyor. Onun için lütfen herkes kurallara uysun. En azından bu davetimizi yenileyelim. Yeni normal. Yeni normal dönemiyle birlikte İstanbul'daki insan hareketliliği arttı. Hala toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenler olsa da kısıtlama dönemiyle karşılaştırıldığında toplu taşıma kullanımı %248 oranında arttı. Yeni normal toplu taşımadaki rakamlara nasıl etki etti? Haberimizde izliyoruz.
Trafik arttı, toplu taşıma kullanımı yükseldi. Yeni normalle birlikte yaşanan hareketlilik İstanbul'un ulaşımına da yansıdı. Normalleşme döneminden sonra bayağı bir artma oldu. Bu da zaten belli yani, görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi Haziran 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni'nde açıkladı. Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasıyla Nisan, Mayıs ve Haziran ayı değerleri karşılaştırıldı. Haziran ayı sonu itibariyle toplu taşıma kullananlar %36 arttı. En çok kullanılan toplu taşıma ise otobüsler oldu. Haziran ayında yolcuların %49.2'si otobüsü, %27.8'i metro tramvayı, %13.2'si metrobüsü, %6.6'sı Marmara'yı ve %3.2'si ise deniz yolunu tercih etti. Toplu taşıma kullanımı 31 Mart tarihine göre %248.5 artarak 3 milyon 569 bini geçti. Otobüs. Çok... İçin? Ya işe gidiyorum, işten eve geliyorum. Mecbur kullanıyoruz. Evime doğru metrobüs yok. Otobüs daha çok var. Geçen gün 55T'de nereden baksan bir 150 kişi vardı. Şahsen metroyu kullanıyorum. Metrobüs kullanıyorum çünkü daha az kalabalık oluyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul trafiği ortalama %10 ve %13 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam Haziran ayı itibariyle %135 arttı. Şu an için İstanbul trafiği ortalama %30 civarında. Anlık hareketler bile İstanbul trafiğini etkiliyor. Çok mu trafik var? Evet, şu aralar çok fazla var. İstanbul boşaldı diyorlar ama hiç zannetmiyorum boşaldığını çünkü... Gerçekten trafik var yani. Hafta içi trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saat 18 oldu. Koronavirüs öncesi bu saatte trafik yoğunluğu %66 iken Haziran ayında da bu yoğunluğa dönüldü. Hafta içi Mayıs ayında Asya ve Avrupa yakası geçiş yapan araç sayısı günlük ortalama 328.220 iken Haziran ayında bu rakam 405.169'a yükseldi. Toplum dışarı çıkmış ya, evinde oturmuyor artık. Evet, şimdi Adana'dayız. Adana'nın ardından maske takmama cezasına bir iptal de Bolu'dan geldi. Adana'dan Bolu'ya geçtik. Mahkeme maske takmayan kadına kesilen para cezasına maske takma zorunluluğu maddi yükümlülük getiriyor. Devlet bu yükümlülüğü karşılamalı, vatandaşlara günde 3 maske vermeli diyerek iptal etti. Maskesi gelirseniz cezası var. Bakın. Talimatı var. Maske takmayan kadına ceza kesildi. O ceza dikkat çeken bir kararla iptal edildi. Mahkeme, maske takmak mali yükümlülük getiriyor. Devlet bu yükümlülüğü karşılamalı. Vatandaşlara günde 3 maske vermeli dedi. Adana Sulh Ceza Hakimliği'nin maske takmayan vatandaşa kesilen para cezasını polisin ceza verme yetkisi yok diyerek iptal etmesinin ardından maske cezasına bir iptal de Bolu'dan geldi. 20 Mayıs 2020'de Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde bekçiler maske takmayan Elif Nihan İ'yi durdurdu. Bekçilerle kadın arasında tartışma çıktı. Siz problem çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hiç kimse maskesiz diye insanları bu kadar önünü kesmiyor. Bu caddede maskesiz dolaşmak yasak. Polislerin de dahil olduğu tartışmanın sonunda Elif Nihan İ'ye 392 lira idari para cezası kesildi. Elif Nihan İ o anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Ceza kesemezsin sen bana. O zaman ben de sizin hakkınızda şikayette bulunurum. Hanımefendi bağırmayın. Bağırın. Dokunma önümden, çekin. Buyurun. Buyurun geçin. Ben de devlet memuruyum. Neden ediyorsun kendini? Maskesiz işlem yapamazsınız. Bakın birisi bana maske getirdi. Bu iş tamam kapandı. Problem çıkarmanın bir mantığı yok yani. Cezayı ödeyen Elif Nihan İ ardından da cezanın iptali için Bolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bolu Sulh Ceza Hakimliği Elif Nihan İ'yi haklı bularak cezanın iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde temel hak ve hürriyetlerin anayasa gereği sadece kanunla sınırlandırılabileceği hatırlatıldı. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'ndaki salgın tedbirlerinde maske takma zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı. Maske zorunluluğunun olduğunu kabul etsek bile... Anayasanın Türkiye'yi sosyal hukuk devleti olarak öngörmesi nedeniyle maske yükümlülüğünün devletçe karşılanması gerekir. Bir insanın ev dışında günde ortalama 3 maske değiştirmesi gerekiyor ve bu da kişiye mali külfet getiriyor. Hem sosyal devlet ilkesi hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği devletin kişi başına her gün 3 maske sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Yasaya uymayan
idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ve İdlib'deyiz. İdlib'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Sınırdaki hastanelerden birinde görevli doktora COVID-19 teşhisi konuldu. Ama İdlib'de temiz su ve tuvalet erişimine güçlük sağlanıyor. Güçlükle bunlara ulaşılıyor ve bölgede virüsün hızla yayılmasından endişe ediliyor. Yıkılan evler, çadır kentlerde yokluk içinde geçen günler. Şimdi tüm bunlara bir de koronavirüs salgını eklendi. Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki son kent olan İdlib'de korkulan oldu. Bir kişi de koronavirüse rastlandı. Türkiye sınırındaki bir hastanede görev yapan doktora COVID-19 teşhisi kondu. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisini izole ettiği açıklandı. Son dönemde temaslı olduğu kişiler takibe alındı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili de görevli olduğu hastanenin tedbiren kapatıldığını açıkladı. Sivil toplum örgütleri aylardır bölgede olası bir koronavirüs salgınının yaratacağı tehlikeyle ilgili uyarılarda bulunuyordu. Zira 3 milyon kişinin yaşadığı bölgede halkın büyük bir bölümü çadır kentlerde yaşamak zorunda. Buna temiz tuvalet ve su erişimin zor olması da eklenince virüsün hızla yayılması riski artıyor. Suriye rejiminin resmi olarak açıkladığı verilere göre bugüne kadar ülkede 372 koronavirüs vakası tespit edildi. Salgında 14 kişi de hayatını kaybetti. Ancak ülkede yeterli sayıda test yapılamıyor. Bu da hem vaka sayısı hem de can kaybının açıklananın üzerinde olabileceği anlamına geliyor. Pek çok uzman, pek çok profesör diyor ki koronavirüsün dünyadan tamamen yok olması ve hayatımızdan tamamen çıkması için tek bir şart var. O da bu konuda etkili bir aşı ya da ilaç. Buna mukabil tüm dünyada koronavirüse karşı etkili olacak aşıyı bekliyor. Bu konuda umut veren açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bilim insanı Antonio Fauci aşının yıl sonunda hazır olabileceğini söyledi. Başkan Trump da çok kısa sürede aşı müjdesi verebiliriz diyor. 200'den fazla ülke, 12 milyonu aşan vaka, 550 binin üzerinde can kaybı. Dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşısında. Şu anda farklı ülkelerde 135 aşı çalışması yapılıyor. Bunlar arasında en yakın tarihli açıklama Amerika'dan geldi. Amerikan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Moderna tarafından geliştirilen aşının Temmuz ayı sonuna kadar 3. aşama insan deneylerine geçmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Doğrusu aşı çalışmaları konusunda iyimseriz. Birden fazla aşı adayı var. Onlardan biri, Moderna'nın aşısı, bu ayın sonunda 3. aşamada denenecek. Fauci, daha sonra aşının yetişebileceği tarihi açıkladı. İnsanların ihtiyaç duyduğu aşının bu yıl sonuna ya da 2021 yılının başına yetişmesini umuyoruz. Elbette başarısını garanti edemeyiz ama gelişimi olumlu. Ünlü bilim insanı, yıl sonu ya da yılbaşı için aşı umudu verdi. Gözler Amerika'ya çevrildi. Ve sadece birkaç saat sonra benzer bir açıklama bu kez Beyaz Saray'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aşı için tarihi daha kısa vadeye çekti. Trump, rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın bir zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum dedi. 5 aydır dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Başı en çok dertte olan Amerika ki dün itibariyle zannedersem 135 bin küsurdu hayatını kaybeden sayısı ki Donald Trump'ın ilk açıklamalarında aslında 100 ila 200 bin hayatını kaybeden bekliyoruz demişti. Sonra bu rakamı indirmişti hatırlayacaksınız ama maalesef o ilk rakama doğru gidiyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla vaka görülen ülke 1 milyon 800 bine yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya, üstelik devlet başkanı Bolsonaro da enfekte vakalar arasında. Peki Brezilya'da neler oluyor? Ülkede koronavirüsün önü alınamıyor mu? Bu konuyla ilgili Brezilya'daki kısıtlamalar ne? Halk bu konuda ne düşünüyor? Hadi gelin biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü koronavirüsün ikinci dalgası, üçüncü dalgası da söz konusu. Ve daha bir süre koronavirüsten bahsedeceğiz. Turizmci ve YouTuber Demir Gök
Aknel Brezilya'dan karşımızda. İyi akşamlar dilemek istiyorum size. Bize günaydın, size iyi akşamlar. Günaydın Oylum Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Göknel. Sağ olun, teşekkürler. Hemen vaka artışı kontrol altına alınamıyor mu Brezilya'da? Nerede hata yapılıyor? Neden bu kadar patladı? Neden Amerika'dan sonra Brezilya, işte Şili değil, ne bileyim Arjantin değil de Brezilya'da böyle bir artış var? Bu konuyla ilgili oradaki nabzı aktarabilir misiniz Sayın Göknel? Şimdi her şeyden önce bizde günde 40 bin ile 50 bin arasında yeni vaka var ve ölüm sayısı da günde 1100 ile 1500 arasında değişiyor. Sizin rakamlarınızı gördüm de bir şey yok sizde tabii. Neden? Bir kere buranın nüfusu en yüksek. 200-205 milyon nüfusumuz var. Çok büyük bir alana yayılmış bir ülke. 8,5 milyon kilometre kare. Ve büyük şehirlerdeki, yani Rio ve São Paulo dışında bu sefer içerilere kaydı. Yani küçük kasabalara, şehirlere kaydı korona. Buralarda hala var. Nerede hata yapılıyor? Bir pandemi, bir salgının ortasındayız. 1,5 aydır Sağlık Bakanımız bile yok. Bolsonaro işte evvelki gün ben de korona oldum, hidroksiklorokin alıyorum dedi, bitti. Yani o adamın, adam diyorum da adam, yani başka bir şey diyemiyorum ona. Yalan söylediğine bile inanıyoruz. Hani şey demek için, bu aslında nezle gibi bir şey. Ben de oldum işte. İşte hidroksiklorokin alıyorum. Çünkü niye olsun? Yani adam durup dururken nereden korona oldu bu saatte? Salgın başlamasından 5 ay sonra. Amerika'ya gittiği ekibi oldu. O da gitti. Hepsi oldu. Bir tek onda yoktu ne hikmetse. Şimdi hiç kimse de yok. Hükümette bir tek onda var. Yani adamın amacı biraz konuyu hafiflettiğini sanıyor. Yani bu nezlik bir şey, grip bir şey. Bak ben de oldum. Bir numara yok demek. Ve bu kadar salgın olmasına rağmen işte sizdeki yeni normalleri falan gördüm. Hükümet şimdi Millet Meclisi bir kanun çıkartmıştı. İşte marketlerde, şuralarda, buralarda, sokakta maske takmak zorunluluğu falan gibi. Adam onu veto etti. Yani kanunen bir zorunluluk da yok hiçbir şey için. Ve ondan sonra niye işte yükseliyor işte. Sayın Göknel, aslında bizim gördüğümüz kadarıyla, siz orada yaşıyorsunuz, bunu daha iyi aktaracaksınızdır ama Brezilyalılar da böyle birbirlerine dokunmaktan, bir arada olmaktan, toplu halde hareket etmekten hoşlanan insanlar. Bir de Bolsonaro Covid-19'a yakalandıktan iki gün sonra idi yanlış hatırlamıyorsam, ulusal seslenişinde de enteresan şeyler söylemişti. Neler söylemişti? Şöyle bir hatırlayalım. Vali ve belediye başkanlarına ekonominin geleceği açısından iş yerlerinin açılması çağrısı yapmıştı ve Covid-19 kaynaklı oluşacak ekonomik krizin salgının kendisinden daha tehlikeli olabileceğini söylemişti. Şimdi Bolsonaro bu açıklamalarıyla işte hidroksiklorokin kullanıyorum bitti. Covid-19'dan daha ciddi ekonomik krizimizi bize yaşatacakları, bununla ne yapmaya çalışıyor? Sürü bağışıklığı geliyor sadece aklıma, yoksa bir anlam veremiyorum. Dünya bu kadar ciddi bir tehlikeyle uğraşırken. Yani biz de onu düşünüyoruz herhalde. Adam sürü bağışıklığı olsun diye uğraşıyor. Ya da ölen olsun, kalan sağlar bizimdir düşüncesinde. Yani diyorum size, 1,5 aydır Sağlık Bakanımız yok. Peki, daha ne diyeyim? Peki Sayın Göknel, halkın tepkisi nasıl? Mesela halk dünyadaki Covid-19'la ilgili gelişmeleri takip ediyor mu? Dünyada bu kadar vaka olduğunun ve ölüm olduğunun farkında mı? Yani Bolsonaro bunu söylemese de kendi hijyenlerine, sosyal mesafelerine, maske kullanımlarına dikkat ediyorlar mı? Ediyor. Yani Bolsonaro ne derse desin, her ne kadar insanlar daha çok sokağa çıkmaya başladıysa da her taraf maskeli. İşte her türlü yere, market olsun, şu olsun, bu olsun, girerken işte ateşimize bakıyorlar. Ne işe yarar bilmiyorum ama maskesiz zaten bir şey yapamıyoruz. Yani sürekli maskeliyiz. Herkes de maskeli. Maskesiz insan görmek zor. Aslında Bolsonaro'nun bu kadar rahat tavırlarına rağmen insanların
maske takması, hijyenine, sosyal mesafesine dikkat etmesi de bu konuyu ciddiye aldığını aktarıyor, öyle değil mi? Bize öyle, tabii, öyle tabii gösteriyor. Tabii. Şimdi daha çok, şimdi burası biraz Türkiye gibi, şimdi çok, çok alakasız bir yer ama hani insanların birbirine sarılması, öpmesi evet, gayet normal bir şey. Evet. Onun dışında yaşlılarla birlikte yaşamak da normal bir şey. Yani hı hı, yaşlı anne babalar Avrupa'daki gibi huzur evine atılmıyor, burada da evde kalıyor. Hı hı. Ve insanların korkusu evdeki yaşlara bulaştırmak. Ha. Yani herkes kendini düşüneceğini evdeki yaşlıları düşünüyor. Yani ben o kadar yaşlı değil, yaşta değilim ama da benim oğlum bile sokağa çıkmıyor bana bulaştırmamak için. Anlıyorum. Şimdi tabii normal bir şey. Sayın Göknel, hani São Paulo'dan ve Rio'dan bahsettik ama hani görünen ön planda olan çok güzel bir vitrin var ama arka planda Brezilya'daki gettolarda çok ciddi sıkıntılar olduğunu ve insanların bir arada yaşarken çok da hijyen kurallarına uymadığını da biliyoruz, görüyoruz. Bu gettolarda durum ne? Gettolarda hiçbir önlem alınmıyor mu? Getto dediğiniz gecekondu mahalleleri herhalde. Evet. Yani, nasıl önlem alsınlar ki, zaten gariban adamlar. Tek oda yerde 8 kişi yaşıyor. Hı-hı. Kanalizasyonu yok. Akarsuyu bazen var bazen yok. Zaten şu andaki patlama oralarda, yani daha fakir bölgelerde. Siz... Yani Rio ve São Paulo büyük şehirlerdeki rakamların artışı da o. Tabii aynen, biz bu verilen rakamlardan çok işte hastanelerde çalışan doktor, hemşire, her neyse arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Rakamlar çok yüksek de, mesela burada Rio'yu biliyorum ben, hastaneler boş. Hmm. Yani bir de böyle garip bir durum var. Allah Allah. Çünkü yani ya, bu kadar ciddi ölüm vakasının yaşandığı bir ülkede hani yoğun bakım kapasitesinin dolması ve aşması, insanların daha önce de gördük bu görüntüleri, koridorlarda sırasını beklemesi, tedavi sırasını beklemesini evet, tahayyül ederdik. Ama öyle bir durum söz konusu değil, boş diyorsunuz. Boş. Gerçi bizde yoğun bakım ünitesi çok. Yani diğer ülkelerden. Hmm. Yani kişi başına düşen yoğun bakım ünitesi olarak bile çok daha fazla. Niye? Bizde 55 bin kadar yatak vardı bu korona, bu pandemiden önce. Şu anda kaç tane var bilmiyorum. Bir sürü yeni hastane açtılar. Niye? Zaten sizin adını bile bilmediğiniz bir sürü salgın var burada. Bu kadar öldürmese de. O yüzden Brezilya'da doğal olarak yoğun bakım ünitesi fazla. Hmm. Bir sürü acayip acayip hastalık var. Çünkü tropik ülke, bütün tropik ülkelerde var. Hmm. Korkmayın, gelin, size bir şey olmaz. Ama yani o yüzden, fakat yine de %96'lara çıkmıştı bu yoğun bakım ünitelerindeki COVID'li insan sayısı. Şu anda %20-30'larda ve devlet hastaneleri bile boş. Özel hastaneler zaten boş. Evet. Yani parası olan, özel sağlık sigortası olan hasta olsa da gitmiyor korkusundan. Hmm. Devlet hastanelerde ya epey boş. Yani öyle kuyrukta eskisinden iyi, öyle diyeyim. Peki öyle şimdi mesela Avrupa'da özellikle turizmle geçinen ve turizme yatırım yapan, turizmden gelecek dövize ihtiyacı olan ülkeler gerçekten çok 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 büyük bir darbe yedi. Brezilya'da turizme çok ciddi yatırım yapan ve turizmden gelir elde eden bir ülke. Latin Amerika'dan Brezilya'ya bu kadar vaka olmasına rağmen, çünkü herhangi bir önlem olmadığını söylüyorsunuz, turizmde böyle bir turist akını var mı? Ne bileyim, o yok mu? Yok. Yani şu anda turist sıfır. Zaten kimse gelmiyor, kimse gitmiyor. Yani öyle bir şey var. Hı hı. Fakat iç turizm yavaş yavaş başlıyor. Ne yapıyorlar? İşte oteller, pansiyonlar açılmaya başladı. Hı. Ama işte ne bileyim, 30 kişi kapasiteliyse veya 100 kişi kapasiteliyse 25 kişi alıyor. Hı. Öyle bir şey var. Yabancı turist henüz gelmiyor. Zaten kimse memleketinden çıkmıyor. Biz de hiçbir yere gidemiyoruz. Gidemiyoruz da gitmiyoruz da zaten. Ben turizmciyim. Ne yaptı şimdi devlet? Daha yeni işte bu hafta. Bu hafta evet. Yeni bir kredi verdi mesela turizmcilere. Biz de aldık. İyi oldu. Maaşları falan ödedik ama yani en azından öyle bir durum var. Öyle bir rahatlama oldu şu anda.
Ben tabii konuşuyorum arkadaşlarla, diğer turizmciler olsun, rehberler olsun. Herkes ilk olarak Arjantinliler Şilli'lerin işte Eylül sonu gibi gelmeye başlayacağını tahmin ediyor. Tahminden çok otellerdeki rezervasyonlar aracılığıyla, yani tahminden çok gelme niyetinde insanlar. Anlıyorum. Sonu Ekim gibi. Umuyorum ki Brezilya'da... Eylül'den itibaren Brezilya uçuşlarına tekrar başlayacağını ilan etti. Başlar mı başlamaz mı bilmiyorum. Pardon, sözünüzü kestim. Yo, lütfen siz aktarınız. Son 3 dakikamıza girdik. Bir iki soru daha sormak istiyorum size. Halkta bir panik havası var mı? Hiç, gayet rahat millet. Hiç panik falan yok. Öyle mi? O... Brezilya burası, niye panik olsun? Ama biraz şimdi... Futbolda başladığı zaman o zaman hiç panik kalmaz. Ama hiç panik yok. İnsanlar rahat, dediğim gibi bir sürü an, yani işte maskeyle çıkıyor Bolsonaro ne derse desin. İşte eve geliyoruz, gelir gelmez ne alışveriş yaptıysak onu alkolle falan siliyoruz. İşte burada bak, Türkiye'nin bir avantajı var. Normaldir, insanlar eve girmeden önce ayakkabılarını çıkartır. Burada da Türk gibi oldu insanlar, artık ayakkabısını çıkartır. Yani zaten temiz millettir Brezilyalı. Daha da temiz olmaya başladı. Keşke Brezilya'da kolonya olsaydı. Brezilya'da kolonya olsaydı işleri kolaylaşırdı. Ah ah, şu kolonyanın hayrını, hikmetini çözemedi. Ne Avrupalı, ne Amerikalı, ne Brezilyalı. Brezilya'ya kolonya ithal edelim, ihraç edin siz de. Muhakkak şimdi biliyorsunuz Türklerin pratik zekası çok ileri düzeydedir. Muhakkak bunun için girişimde bulunan işte kitler üreten, kolonyalar ihraç etmek için harekete geçen çok değerli firmalarımız vardır diye düşünüyorum. Sayın Demir Göknel, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte ben olduğunuz için. Ben teşekkür ederim Oylum Hanım. İyi ki bağlandınız yayınımıza. Geçmişler olsun diyoruz tabii Brezilya'ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Brezilya'da da bir COVID-19 patlaması yaşanıyor. Evet, bu iki ülkenin de nüfusu çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri 280-300 milyon civarında, Brezilya'da 200-205 milyon civarında. Ama ne olursa olsun tabii ki önlemlerin alınması, maske kuralına uyulması, kişisel hijyen, mesafe kuralına uyulması çok önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gidişatına baktığımızda Trump ilk başlarda pek ciddiye alır bir tavırda değildi. Bu 5 ay öncesinden bahsediyorum, ilk COVID-19 vakaları patladığında ve Amerika'ya yansıdığında. Ama sonrasında hemen işte bir şekilde bu işin ciddiyeti anlaşıldı ve önlemler alındı. Ama Brezilya'da hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından bu patlamayı, COVID-19 patlamasını yaşadı. Ama 5 ayın ardından Bolsonaro COVID-19 oldum ben de demesine rağmen, az önce Sayın Göknel'in de anlattığı gibi sanki şöyle algılıyoruz diyor Göknel. Bakın ben de oldum işte COVID-19 ama bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Sanki gripmiş algısı yaratmaya çalışıyor. Sağlık Bakanımız bile yok. Daha ne diyeyim size dedi. Onun için Brezilya'da durum umuyorum ki bir an önce toparlanır ve bir an önce insanlar sağlığına kavuşur. Çünkü 1000 küsur hayatını kaybeden açıklıyor günde Brezilya. Sizdeki rakamlar ne kadar güzel dedi. Türkiye bu süreci çok çok iyi idare etti. Çok iyi idare etmeye devam ediyor. Çok şükür ki ülkemiz her konuda tedbiri almış durumda. Evet, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Van'ın Gebaş ilçesinde Van Gölü'ne açıldıktan sonra batan tekneyle ilgili çalışmalarda toplam 19 cansız bedene ulaşıldı. Hem 107 metre derinlikteki batık tekneyi gölden çıkarmak hem de batan teknede diğer göçmenlerin cansız bedenlerine ulaşabilmek için günlerdir çalışmalar sürüyor. Şimdi Van'a gidelim. Habertürk muhabiri Veysi Pek çalışmaları takip ediyor. Veysi, çalışmalar dün olumsuz hava koşullarında biraz sekteye uğramıştı. Şu andaki son durumu aktarabilir misin?
Evet, şu an sabah saatlerinde tekrar çalışmalar başladığını söyleyelim. Saat 5 itibariyle de arama kurtarma ekipleri, dalgıçlar şu an itibariyle Çarparak Adası'nın hemen arka tarafında bulunan teknenin içerisinde cesetleri çıkarmak için mini rov cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Malum 27 Haziran'da bir ihbar üzerine ortaya çıkmıştı ve bu ihbarın ardından da teknenin sahibi Medeni Akbaş yüzerek kurtulduğunu söylemişti. Bulunduğumuz noktaya önce Çarpanak Adası'na, arkamızda bulunan Çarpanak Adası'na, ardından da sahile çıkmıştı. Jandarma ekipleri ifadesini aldıktan sonra da burada çalışmalara başlatılmıştı. 11. günde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ekipler buraya gelmişti İstanbul'dan. Sonar cihazıyla yer tespiti gerçekleştirilmişti. Yine sahil güvenlik kuvvetlerine bağlı ekipler de mini rov cihazıyla görüntü almıştı tekneden ve ardından da çalışmalar hızlanmıştı. 11. günde 13 ceset karaya vurmuştu. O cesetler bulunmuştu. Dün itibariyle de 5 ceset buradan çıkarıldı. Biri de Gevaş ilçesi yakınlarında bulunduğunu belirtelim. Toplam 6 ceset dün çıkarılmış oldu. 19'a ulaştı. Düzensiz göçmenlerin sayısı, ölen düzensiz göçmenlerin sayısı teknede 60 kişinin olduğu tahmin ediliyordu. Verilen ifadeler de bu yöndeydi. Ancak Van Cumhuriyet Başsavcısı da önceki gün burada incelemelerde bulunmuştu. Ve yine soruşturma kapsamında detayları aktarmıştı. Ancak sayı noktasında da sayı verme noktasında erken olduğunu belirtmişti. Çünkü Medeni Akbaş bu noktada göçmenleri taşıyan teknenin sahibinin çelişkili ifadeleri vardı. Ancak 60 kişinin üzerine duruluyor. Dün itibariyle de 5 kişinin cesedi teknenin yakınlarında yukarıya doğru çıkmaya başlamıştı. 107 metre derinlikte bulunuyor tekne. O derinlikte zaman zaman 60-70 metrelik derinlikte mini rov cihazlarıyla cesetler alındı ve burada Van Büyükşehir Belediyesi ne bağlı araçlarla, cenaze araçlarıyla adli tıp kurumuna götürüldü. Yine Gevaş'ta bulunan ceset de adli tıp kurumuna götürdüğünü belirtelim. Şu an itibariyle yine burada ekip değişimi için çalışmalar yürütülüyor. Bot geldi. Bot burada zaman zaman malzeme ve zaman zaman da ekip götürüyor. Sahil güvenlik ekipleri, JAK ekipleri, yani jandarma arama kurtarma ekipleri, deniz kuvvetleri, birinci sınıf dalgıçları burada. Üç ayrı ekip çalışıyor. Akşam saatlerinde toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantının ardından sabah saatlerinde, erken saatlerde çalışmaya başlıyorlar ki sabah saatlerinde hem gölün dalgalı olmaması hem de daha berrak görüntü için çalışmalar bu yönde sürüyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. 107 metrelik derinlik Van Gölü şu an itibariyle deniz seviyesine 1650 metre yükseklikte. Yani rakımı 1650 metre olduğu için de buradaki basınçın da daha fazla olduğunu aktarmakta fayda var. Yani deniz seviyesine göre basıncın burada 130-140 metreye kadar derinlik olarak hissedildiğini belirtmekte fayda var. Özel teknik cihazlarla geldiğinde söyleyelim buradaki ekiplerin. Bu ekiplerin o teknik cihazlara rağmen iniş yapamadığını da söylemekte fayda var. Çünkü hem basınç hem sodalı su olması nedeniyle görüş açısının kaybolduğunu söylüyorlar. Yine bu teknik malzemeler, teknik tüpler içerisinde 90 metreye kadar inilebiliyor. O basıncı 90 metreye kadar. Ancak su altında da 3 dakikadan fazla kalınamayacağını da belirtiyorlar. Buradaki suyun ağırlığı, basıncı çok fazla olduğu için de, yine sodalı su olduğu için sabah saatlerinde, erken saatlerde başlıyor. Işığın göle vurmasıyla birlikte o görüş açısında kaybolduğunu söylüyorlar. 360 derecelik açılardan görüntü alabilen rov cihazı aynı zamanda da kancalarla cesetleri yukarıya çekmeyi başardılar. Dün 5 ceset hemen Çapanak Adası'nın arka tarafında 1 kilometre açıklarında bulunmuştu. O teknenin içerisinde yukarıya çıkan, güverteden yukarıya çıkan cesetler 60-70 metreden alınarak dün taşınmıştı burada. Tabii 27 Haziran'da bu tekne kaybolduğunu, 28 Haziran'da da alınan ifadeler doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştı. Bulunduğumuz nokta Çarparak Adası'nın hemen karşısı, iskeleyi de görebiliyoruz şu an itibariyle, kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getiriyor. Bulunduğumuz noktaya 70 kilometre mesafede hemen arka tarafta, yani Çarparak Adası'nı görüyorsunuz, tam ters istikametinde İran sınırının olduğunu söyleyelim. Saray ilçesi ve Özap ilçesi üzerinden Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenler buradan geçiş yapıyorlar. Daha sonra da dağ yolunu kullanarak buraya ulaşmışlar. Burada da
Tabii Umuda yolculuğunu burada tekneler sağlıyor. Bu tacirler, Umut tacirleri burada tekneler almışlardı. Dalgalı olmasına rağmen, yağışlı olmasına rağmen onları öncelikle yol güvenliği, karayolundaki yol güvenliği nedeniyle onlara jandarmaya ve polise yakalanmadan Bitlis'e ulaştırmak için Tatvan'ın Reşadiye köyüne götürüyordu. Ancak dediğim gibi hemen bu noktaya ulaştıktan sonra Çarpanak Adası'nın arka tarafında alabora oldu. Reisim. Ki iddialardan biri de aslında çok fazla içeride insan olduğu yönünde bilgi de var. Bu nedenle de battığı düşünülüyor. Reisi 107 metre derinlikte bu tekne. Hayatını kaybedenlere bile zorlukla ulaşılıyor. ROV cihazından bahsettin. 360 derece görüntü alabiliyor. Peki bu 107 metre derinlikteki teknenin çıkarılması ile ilgili yetkililer ne düşünüyorlar? Çıkarılabilecek mi? Her akşam aslında değerlendirme toplantısı gerçekleştiriliyor burada. Aslında deniz kuvvetlerinin arama kurtarma gemileri var bu noktada. Ancak Buan Gölü'ne getirilmesi mümkün değil. Ancak farklı yöntemler uygulanmaya başlandı ki bunlardan biri dün uygulanan yöntemler sayesinde 5 kişinin cesedi yukarıya alındı. Ancak motor dairesine kilitlenmiş olan isimlerin insanların da olduğu tahmin ediliyor. Bu noktada da oraya ulaşılmanın gerektiği söyleniyor. Ancak dediğim gibi her gün farklı yöntemler, farklı çalışmalar yapıyorlar. Jandarma arama kurtarma ekipleri, deniz kuvvetleri dalgıçları, yine sahil güvenlik, İzmir'den gelen sahil güvenlik timleri burada sürekli toplantı halindeler. Bu toplantılar kapsamında da yeni yöntemler uyguluyorlar. Dün akşam saatlerinde yeni bir toplantı gerçekleştirdiler. Sabah buraya geldiklerinde yeni bir yöntem deneyeceklerini söylediler. İşte o yöntemleri sürekli değiştiğini de söylemekte fayda var. Ancak dediğim gibi buradaki basınç çok önemli. 107 metre, 130 metre lik bir deniz seviyesine göre basınç uygulandığını da belirtmek lazım. Bu nedenle zaman zaman sıkıntılar yaşandığını aktarıyorlar. Şu an itibariyle de yine dalgıçlar, birinci sınıf dalgıçlar da hareket edecekler. Görev değişimi, devre değişikliği yapacaklar. Yaklaşık 4-5 saat çalışıyorlar her bir ekip. Her bir ekipte 4'er 5'er kişi mevcut. Bu noktada da mini row araçları, cihazlarıyla çalışıyorlar. Dalgıçlar maalesef dediğim gibi 100 metre, 90-100 metreye kadar dalabiliyorlar özel tüplerle. Ancak hem sodalı su hem de bu deniz seviyesine göre rakımın yüksek olması, 1650 metre yükseklikte olması Van Gölü'nün, bu nedenle basıncı daha fazla hissettiriyor. O nedenle özel tüplerde aslında burada dalgıçların yoğun çabasına rağmen bu teknik cihazlarla kurtarılmadığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi yani mini ROV cihazının dışında ROV cihazlarında bulunduğu deniz kuvvetlerine bağlı gibi. Veysel dün... Evet Oylun Hanım, sizi dinliyorum. Dün 19 kişiye ulaştı maalesef hayatını kaybeden sayısı ve 19 kişiye ulaşmasının ardından gelen bilgiler Van'daki Adli Tıp Morgu'nda yer kalmadığına dairdi. Ancak sen az önce çok daha ciddi sayıda cesede ulaşılabileceğini söyledin. En azından o maalesef batan teknede o kadarlık bir sayı olduğunu söyledin. Peki bundan sonra Adli Tıbbın morgunda yer kalmadığına göre nasıl bir sistem işleyecek? Ne yapılacak yeni bulunacak cesetler? Evet, öncelikle tabii kimlik tespiti çalışmaları bir taraftan sürdürülüyor. Diğer taraftan da yakınları varsa veya bu noktada tacirlerin yaptığı bu girişimler vardı. Onlar üzerinden ailelerine ulaşılmaya çalışılıyor. Ve bu noktada eğer tespit edilirse, kimlikleri tespit edilirse hemen çıkarılan 19 cesetle ilgili Dışişleri Bakanlığı o ülkeye yazışmalar gerçekleştirerek o diyalogla birlikte cenazelerin alınması istenecek. Ancak kimlik tespiti yapılmaması durumunda da DNA örnekleri alındıktan sonra kimsesizler mezarlığına, bir süre sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği tahmin ediliyor. Bu noktada da geçmişte örneklerin de olduğunu biliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Veysi İpek. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Evet, maalesef Veysi İpek'ten Haziran ayının sonunda battığı açıklanan ama günlerdir zor şartlardan dolayı çalışmaları süren cansız bedenlere ulaşma ve o gemiyle ilgili gelişmeleri aldık. Tabii 19 kişi diyoruz ama aslında bunun altında 19 umut, 19 hayal, 19 daha iyi bir hayat standardına ulaşma arzusu var. Her biri bu göçmenlerin aslında o kadar büyük bir göçmen dramı yaşanıyor ki dünyada gerçekten insanın içi almıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir göçmen filmleri festivali düzenlendi biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı tarafından. Orada bir iki belgesel ve filmi izleme olasılığı olanağı buldum ve gerçekten müthiş bir dram. İnsan gözyaşlarına hakim olamıyor. Keşke dünya düzeni böyle olmasa, keşke göçmenler daha iyi bir hayat arzulamasalar ve yerlerinden, yurtlarından olmasalar. İzmir'de bir gemiye düzenlenen operasyonda 276 göçmen bulunmuştu. Hatırlıyor musunuz? 276 göçmen. İnsan kaçakçılarının o göçmenleri gruplar halinde gemiyle götürdükleri ortaya çıktı. Hem gemiye geçiş hem de operasyona ilişkin yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsle gruplar halinde getirildiler. Gemide düzenlenen operasyonda yakalandılar. 276 göçmeni gemiyle yurt dışına götürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı. İzmir'de 7 Temmuz'da polis ve sahil güvenlik ekipleri balıkçı barınağına yanaşan bir gemi operasyon düzenledi. Kapalı ve hava almayan bölmede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 276 göçmen bulundu. İnsan kaçakçılarının şüphe çekmemek için göçmenleri gemiye minibüsle gruplar halinde getirdiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre barınağa gelen minibüs dakikalar sonra ayrılıyor. Barınaktaki hareketliliği takip eden ekipler gemi denize açılmadan operasyon düzenledi. Operasyonda gemide gizli bölmelerde bulunan 276 göçmen otobüslerle göç idaresine götürüldü. Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. İkisinin insan kaçakçılığından suç kaydı olan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı. Hakkari'de düğünlere kısıtlama getirildi. Artık günlerce düğün eğlencesi yapılamayacak. Valilik 3 gün 3 gece süren düğünlere koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlama getirdi. Düğün, nişan ve sünnet eğlencelerinin 4 saat içinde tamamlanması gerektiğini duyurdu. Gelin alma ve kına da dahil bütün eğlenceler aynı gün içinde 14.30 ile 18.30 arasında yapılacak. Tedbirlere uymayanlara da para cezası uygulanacak. Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Araştırmaya göre atık suda virüs en çok Konya'da gözlemlendi. Konya'yı İstanbul takip ediyor. Atık sularda koronavirüs var mı? Bu sorudan yola çıkan uzmanlar 81 ilde yaptıkları araştırmanın ilk sonucunu aldı. İstanbul'da çıkış numunelerinde ve çamurda daha kolay takip edebildik virüs konsantrasyonunu. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde atık sulardan koronavirüsün izi sürüldü. 81 ilden numuneler toplandı. Analizlerin büyük bölümü tamamlandı. Analizlere bakıldığında en yoğun olarak biz bugüne kadar Konya ilinde gözlemledik atık suda SARS-CoV-2'yi. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim. Onları takiben Bursa, İzmir, Antalya'nın bazı bölgelerinde virüsle konsantrasyonları gözlemlenebilir mertebede rastladık. Atık suda koronavirüsün izini süren uzmanlar şimdi tatil yörelerinde bu araştırmayı yoğunlaştıracak. Numuneler alarak bu bölgelerde bir artış var mı atık suda SARS-CoV-2 buna bakacağız. Peki atık sularda tespit edilen virüs aktif mi, inaktif mi? Yani canlı mı, ölü mü?
yapmış olduğumuz analizlere göre çoğunluğunda sevindirici bir haber, bu virüs inaktif çıktı. Yani hem giriş suyunda hem çıkış suyunda hem çamurda inaktif çıktı. Henüz virüsün atık suda yaşadığını gösteren bir iz yok ama çalışmalar sürüyor. Evet, dezenfeksiyon koronavirüs salgını ile birlikte hepimizin hayatına girdi. Ama dezenfeksiyon sırasında kullanılan ilaçlardan zehirlenme riski de var. Peki dezenfeksiyon nasıl yapılmalı ki kullanılan kimyasallardan zarar görmeyelim? İşte bu soru tüm dünyada girişimcileri harekete geçirdi ve UVD, yani UVD robotunun doğmasına neden oldu. Peki size bunu niye anlatıyorum? Çünkü o robot şu an stüdyomuzda. Peki neden stüdyomuzda? Çünkü UVD robotları artık Türkiye'de de kullanılıyor. Peki bu robotlar nasıl çalışacak? Nerede çalışacak? Dezenfeksiyon süresine nasıl dezenfeksiyon yapıyor? Biraz onlardan bahsedelim istiyoruz. Kimyasal zehirlenmeleri engelleyebilecek mi? Tabii bu da çok önemli. Bunu da merak ettik ve UVD robotun sahibi olan robot teknolojileri girişimcisi fizikçi Mehmet Bilginsoy stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bir ismi var mı? Biz ona Jetkiller hatırlar mısınız? Evet, tabii Jetkiller'de ki. Jetkiller'de bir sürekli ortalığı temizleyen bir temizlikçi bir Rosie vardı. Rosie. Biz ona Rosie diyoruz ama. Rosie. Fakat Rosie Türkleşmiş. Neden? Çünkü evet. Şurada kocaman bir nazar boncuğu evet. Görüyorum. Onun için Rosie'ye bir tane de Türkçe isim koymak gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman isim annesi siz de olun, siz koyun. Rosie Ayşe. Tamam, Ayşe o zaman. Rosie Ayşe, hoş geldi o zaman Rosie Ayşe. Bir görelim önce isterseniz. Tabii, tabii ki. Üstüne konuşalım. Tabii ki. Buyurunuz. Bir de lütfen dinleyin kendisini. Bu esasında üstündeki her türlü ışık birer ışın kılıcı gibi yandığından dolayı Yıldız Savaşları müziğiyle evet. aldık bu, sahneye. Bu şey bir de Imperial March. Evet, Imperial March. Tam savaşa giderken. Tam savaşa giderken kullanılan Yıldız Savaşları'yla. Robotumuz her zaman zaten görevine hazır bir şekilde ilerliyor. Çok havalı. Nazar boncuğu bu aralar çok görücüye çıkıyor. O yüzden artık nazar demesin diye kocaman bir nazar boncuğu takmak durumunda kaldı. Kocaman nazar boncuğu. Peki konuşuyor mu kendine? Konuşuyor. Kendi içerisinde farklı farklı noktalarda kendi komutları var. Ama tabii ki bir diyalog içerisine girmiyor. Tabii. Ama diyalog için önceden ayarlamamız ve programlamamız gerekiyor. Ama normalde bir koridorda, bir hastane koridoru, bir otel koridoru gibi bir yerde giderken önüne birisi çıkarsa o anda önünden çekilmesini ya da dezenfeksiyona başlayacaksa da dezenfeksiyona başlayacağım, odadan çıkın diye çeşitli seslendirmeleri de var. Duyabilir miyiz kendilerini? Tabii ki. Lütfen odadan çıkın ve dezenfeksiyonu başlatın. Duyuluyor mu bu? Arzucuğum yönetmenime sorayım. Tamam, rahatça duyuluyor. Mikrofonu uzatacaktım yoksa kendisine. Yok, yok. Tekrar etmek mümkün mü? Rosie, tekrar edebilir misin komutunu? Robot hareket halindedir. Lütfen önünü engellemeyin. Oo, güzel, çok havalı. Biraz havalıyız. Çok, gerçekten çok havalı. Ses tonu da çok duygusal ve çok içliymiş. Yumuşak. Yumuşak Rosie'nin insanı endişeye sevk etmiyor en azından. Peki biraz yeni normalden bahsetmek istiyorum. Artık dezenfeksiyon işlemleri özellikle büyük alanlarda bu tarz robotlara emanet edildi. Ama neden önünden çekiliyoruz ve odada kimse bulunmuyor? Nasıl işliyor evet. bu UV filtreli robotlar? Esasında şöyle, olayın birazcık şu şeyini anlatayım. Mutlaka yani günümüzde tüm hayatımızda bir değişim içerisinde bulunuyoruz. Bu değişim içerisinde ya doğal felaketler oluyor ya savaşlar oluyor. Şu anda da biyolojik felaketler içerisinde koronavirüs ve daha çok bizim süper mikrop dediğimiz fazla antibiyotik almaktan dolayı artık çok direnç gösteren mikroplara karşı bir savaşımız var. Özellikle bu aralar koronavirüs olduğundan dolayı koronavirüs içinde savaşta da ultraviyole ışını kullanıyoruz. Ultraviyole ışını mikroorganizmaları ve zararlı mikroorganizmaları tamamen dezenfekte ettiği yıllardır biliniyor. Ancak ultraviyolenin de kendine göre getirdiği bazı limitasyonlar var.
Bu limitasyonlar esasında fizik kanunlarıyla robotun, daha doğrusu fizik kanunlarıyla ultraviyole ışınının karşılıklı olarak birbirleriyle tezat içerisinde olmasından dolayı. Hı hı. Normalde ultraviyole dediğimiz olgu nedir diye baktığımızda mor ötesi. Evet. Güneş ışığı. Güneş ışığı dünyamıza gelirken dünyanın çevresindeki atmosferde bazı mor ötesi ışıklar içeriye girebiliyor. Hı hı. Atmosferden sızabiliyor. Bunlar ultraviyole A. Bunlar bizim bronz açtığımız güneş gözlüklerinde, filtrelerde bulunur. Ultraviyole B tamamen yandığımız, bize zararlı olan ve dünyaya hiç gelmeyen ultraviyole C var. Hı hı. O tamamen dışarıda kalıyor. Biz burada ultraviyole C'yi yapay olarak elde edip tüm zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var, dünyaya hiç gelmeyen ve aslında insanın üzerinde etkili olduğu bilinen bir ışının etrafında bulunmak da çok sağlıklı değil. Çok doğru. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim, bu ışının bulunduğu yerde kesinlikle ve kesinlikle canlı olmaması lazım. Hiç canlı? Hiç canlı olmaması lazım. Böcek bile. Eğer böceği öldürmek istiyorsanız da böcek olabilir ama böcek öldürmemek istiyorsanız böcek bile olmaması lazım. İnsan olmaması lazım. Herhangi bir canlı, hayvan olmaması lazım. Bir canlı olmaması lazım. Normalde bu ultraviyole lambaları, gördüğünüz floresan gibi olan lambalar şu anda her yerde çok rahatça elde edebileceğiniz kontrolsüz satılan ürünler. Bu ürünler esasında çok tehlikeli ürünler. Deri kanseri yapacak derecede tehlikeli ürünler. Ve kontrolsüz kullanılmaması lazım. Kullanırken de mutlaka çok uzakta olmanız lazım ve kapılı kapıları arkasında olmanız lazım. Robot haline getirmesinin nedeni de bu. Kendi kendine bu ultraviyole ışığıyla tüm mikropları, tüm virüsleri ortadan kaldırabilsin diye robot haline getirmek. Nerede kullanılıyor? Genelde şöyle kapalı ortamlarda, hastane gibi, otel gibi, alışveriş merkezleri, okullar, havaalanları buralarda her tarafta kullanılabiliyor. Esasında biraz önce dediğim fizik kanunları açısından baktığınızda da şöyle bir kural vardır. Biliyorsunuz ışık normal bir şekilde, düz bir şekilde ilerler. Hı hı. Önünde bir engel varsa arkasında gölge olur. Hı hı. Gölge olan noktalarda eğer ultraviyoleyi kullanırsanız oradaki mikropların hiçbirisini öldüremezsiniz. O yüzden hareket etmesi lazım. Hı hı. Aynı zamanda belirli bir mesafede olması lazım. O mesafeye geldiğinde de gene fizik kanunları burada da çalışıyor. Çok yakında olması lazım. Bunu robotla beraber getirdiğiniz zaman, hareket ettiğiniz zaman oradaki mikropların hepsini öldürüyor. Yüzde kaç etkili? %99.99. %99.99? Evet. Etkili. Hatta virgülden sonra 4 tane daha 9 diyebiliriz. O biraz daha süresini arttırdığınızda o noktaya kadar çıkıyor. Niye %100 değil? Şimdi %100'de tamamen ortadan kalkması lazım. Ve tamamen ortadan kaldırma diye herhangi bir şey yok. Çünkü bu logaritmik hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan her türlü bakteri ve tanımlanmış her türlü bakteri bu şekilde dezenfekte ettiğinden dolayı. %100'e hiçbir şekilde erişmeniz mümkün değil. Ama %99.99'a erişmek de kolay bir şey değil. Burada dezenfeksiyonla sterilizasyonu karıştırmamak gerekiyor bu arada. Hı hı. Dezenfekte etmek, öldürmek, sterilizasyon tamamen yok etmek demektir. Hı hı. Bu cihazlar dezenfekte ediyorlar. Bir tane emergency stop görüyorum burada. Mesela karşısına yanlışlıkla bir canlı çıktı, bir şey çıktı. Bu emergency stop onun için mi? Yok, bu emergency kendisinin üzerinde farklı sensörler ve lazer sensörleri bulunmakta. Bu, hı hı, sensörler eğer karşısına birisi çıkarsa otomatik kendisi duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Zaten güvenlik tedbirleri maksimumda. Bu maksimum içerisinde normal fiziksel hareketinden dolayı değil, aynı zamanda lambaların getirmiş olduğu zarardan dolayı da bir siz biliyorsunuz değil mi? Ben illaki çalışsın stüdyomuzu dezenfekte etsin dedim. Gülşah diyor ki Oylum abla eğer stüdyoyu dezenfekte edersek kör olurmuşsunuz dedi. O zaman dedim doğru. Ki aman o zaman dezenfekte etmesin, sadece bize gösterin. Öyle. Şimdi esasında çok basit bir çalışma mantığı var. Çok da güzel bir çalışma. Üstünde bir tablet görüyorsunuz. Hı hı. Normalde yapılan şu, bir otelde ya da hastanede ya da büyük bir havaalanında görevli kendi telefonundan göreve çağırıyor. Öyle mi? Tabii göreve çağırıyor. Diyor ki burası diyelim ki 310 numaralı oda diyor. Hı hı. Robot 310 yerinden çıkıyor, park ettiği yerinden 310 numaralı odanın önüne geliyor. Ve şu üstündeki tableti diyor ki üstüne büyükçe mesaj çıkıyor. Tableti al
diyor kullanıcısına. Tableti alıyor buradaki tableti. Alalım. Tableti aldıktan sonra... Bakabilir miyim tablete? Şöyle. Evet. Tamam. Buradaki şimdi... tabletin içerisini şu anda orada başlatmayalım biz. Ben herkes, size aldım. Herkes gözünü kapatsın. Başlatmayalım. Herkes gözlüğünü taksın. Robot başlıyor. Bu tableti aldıktan sonra robot yok yapmayın. robot direkt şu soruları soruyor. Burası 310 numaralı oda mı? Evet. Evet. Çek atıyorsunuz. Tek atıyorsunuz. Bu odanın daha önceden temizliği yapıldı mı sorusu. Ona da atıyorsunuz. Arkasından bu odada daha önceden tanımlanmamış bir cisim var mı? Yoluna engel olarak çıkabilecek. Hayır. Hayır, onu da çek ediyorsunuz. Bu işlemi yapmaya yetkili bir kişi misiniz? Bakın bu çok önemli. Çünkü robotlara sorumluluk yükleyemezsiniz. Sorumluluk gene insanda olması lazım. Peki. Çünkü olay insan hatalarını tamamen ortadan kaldırmak. Robotla insan hayatına da daha kaliteli yaşam modunu vermek. Bunu da bu sorumluluk da imzalandıktan sonra, daha sonra, çek edildikten sonra daha sonra biraz önceki duyduğumuz mesaj geliyor. Hemen tekrar duyalım. Rosie tekrar konuşabilir misin lütfen bizle? Lütfen odadan çıkın ve dezenfeksiyonu başlatın. Ve odadan çıkılıyor ve bu tabletle beraber çıkılıyor. Tableti odanın kapısına asıyoruz. Ve dezenfeksiyon işlemi başlatılıyor. Bu sırada tablet dışarıda dezenfeksiyon işlemi başladığını ve kesinlikle içeri girilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve robot içeride daha önceden tanımlanmış yerlerinde dezenfeksiyonu tamamladıktan sonra... Görelim. Dezenfeksiyon işlemi de tamamladıktan dezenfeksiyon sonra... yapmadan nasıl gezdiğini en azından tabii. Görelim. Tamamladıktan sonra kapının önünde durup tekrar tabletimize... mesaj veriyor. Dezenfeksiyon işlemi tamamlandı diye. Eğer görüntülerde de bakılacak olursa... Bir yandan olursa, görüntüleri de izliyoruz diye tahmin ediyorum. Orada da zaten örnek bir dezenfeksiyon işlemi biz daha önceden yapmıştık. Ofis ortamında. Orada da görebilirsiniz. Ne kaç senedir ilerliyor. Faaliyette Yungi Robot esasında Danimarka'daki bir üniversiteyle bir robot firmasının ortaklaşa çıkartmış olduğu bir firma. Çok yeni. İki senelik bir firma. İki senelik. Ama önemli olan özelliği otonom bir robot. Yani uzaktan kumandalı değil. Kendi kendine hareketlerine karar veriyor. Kendi kendine ilerliyor. İçinde bir yapay zekası var. Ve bu yapay zekaya göre kendisi en doğru yolu, en kısa yolu bularak gerekli olan en optimum işlemi yapacak dezenfeksiyonu yapıyor. Bir daha da güzel bir tarafı. Biraz önceki bu işlemler sırasında eğer kapıyı açacak olan birisi olursa veya içeri birisi girecek olursa bir anda ışıklarını kesiyor ve tüm güvenlik önlemlerini aldığından dolayı da o anda tamamlıyor. O son derece önemli çünkü insan hayatı ya da herhangi bir canlının güvenliği en önemlisi. UV ışınlarının da insana özellikle C, B de çok etkili ama hiç karşılaşmadığımız C'nin ne kadar etkili olduğunu düşünürsek insan güvenliği çok önemli. Bu arada şunu aktarmak istiyorum izleyicilerimize. Bu Danimarka'da üretilen bir üniversitenin ve bir girişimin ürünü ama ülkemizde de o kadar güzel yeni gelişmeler var ki mesela bu COVID-19'un ardından hem ateş ölçen hem kişisel dezenfeksiyonu sağlayan muhteşem bir maske üretildi. Bilmiyorum ondan haberiniz var mı? Arkadaşlarıma rica edeyim eğer mümkün olursa önümüzdeki haftada onunla bir bağlantıya geçelim, onu aktaralım. COVID-19'un hayatımıza girmesiyle ve elbette ki robotların bir şekilde hayatımızda uzun zamandan beri var olmasıyla birlikte bu ikisi birleşip insanları riske atacak şeyleri bertaraf ediyor. Tamamen yok ediyor. Tamamen yok ediyor diyebiliriz esasında. Evet. O %99 yani tamamen denebilecek durumda. Dediğiniz gibi güvenlik çok çok önemli. İnsan hatasını hem minimize edecek hem de insana zarar vermeyecek. Yani robot kuralları, Asimov'un robot kuralları içerisinde olan bir maddedir bu. Asimov o yüzden, dediğiniz Isaac Asimov'un Isaac mu? Asimov da. Robot deyince de aklımıza ilk o geliyor değil mi? Mecburen. Bir kitap yazmış yani... Evet artık o artık anayasası gibi anayasası oldu. Anayasası gibi olmuş. O yüzden robotumuz otonom olmasıyla beraber hani o yüzden çok büyük rahatlıklar sağlıyor. Şöyle diyebilirim, bir odanın
dezenfeksiyonunu, biraz önce kimyasallardan gelen riski tamamen ortadan kaldırıyor. Hı. Bir odayı yaklaşık 25 metrekarelik bir odayı yaklaşık 10 dakikada dezenfekte edebiliyor. Hatta 1000 metrekare içerisinde birden fazla robot ortalıkta beraber çalışarak, görev paylaşımı yaparak da bir saat içerisinde bitirebiliyor. O yüzden robotları her ne kadar ultraviyole C ışını çok zararlı olsa da onu kontrollü, güvenli ve isteğimize göre düzgün bir şekilde kullanırsak çok yararlı hale gelir. Peki COVID-19 üzerinde etkisi kanıtlandı mı? Evet, kanıtlandı. Şu anda paperları yayınlanacak. İtalya'da kanıtlandı. Şöyle. Hangi ülkelerde kullanılıyor? Şimdi hastaneler, havaalanları, depolar, AVM'ler gibi bir sürü yerde uygulaması var. İlk büyük gönderim Wuhan'a yapıldı. Hmm. 120 tane oraya gitti. Oo. Tam bu Mart ayları içerisindeydi. Daha sonra oradaki performansı kanıtlandıktan sonra İtalya, İspanya, İngiltere'de de kullanılmaya başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap Yarımadası içerisinde kullanım başladı şu anda. Hastaneler doğal kullanılan yerler ama havaalanları da başladı. Şu anda güvenilir havaalanları arasında, hani eğer yurt dışına çıkabilirsek, hani Katar gibi, Londra gibi havaalanlarında aktif bir şekilde kullanır durumda şu anda. Herhalde çalışma saatleri de gece yarıları diye düşünüyorum. Tabii ki yani o temizlik ve dezenfeksiyon rutinini yeni baştan tanımlaması gerekiyor. Ama ben yine de şu gerekiyor. Karıncalara, işte o küçük kenarda köşede kalmış hayvancıklara taktım. Yazık onlara. Ama bunlardan önce kimyasallı kişiler gelip zaten onları temizlediğinden evet, dolayı ortada zaten ayrı. Kalmıyorlar. Evet. Peki havalimanı dezenfeksiyonu nasıl sağlıyor? Şöyle, tabii havalimanında herkesi birden çıkartmak mümkün değil. Aynen. Bizim ultraviyole C kalkanı dediğimiz bir takım perdeler var. Teşekkür ederim. Perdeler var. Bu perdeler böyle çok hızlı bir şekilde kurulan büyük uzun perdeler. Bu perdeleri etrafa tamamen kapattığınız zaman çok hızlı bir şekilde bu perdeler geçirgenliği olmadığından dolayı ortamın dezenfeksiyonu çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hı. O yüzden hani bunu hastanede yoğun bakımda yatanları düşünün. Yoğun bakımda yatıyor ama hiç yerinden de kaldıramıyorsunuz. Aynı tür perdeleri orada da kullanmak ve robotla orada dezenfeksiyon işlemi yapmak çok çok mümkün oluyor. Imperial March'ı bir kere daha duyabiliyor muyuz? Duyabiliriz yani. Şu anda önünde beni gördüğünden dolayı. Arzucuğum, bu da geliyor mu yayına? Evet. Star Wars'la Rosie Ayşe bir şekilde iş başında ve tüm virüslere, bakterilere savaş açmış durumda. Artık hastanelerde, havaalanlarında bu tarz robotları görmek mümkün. Çok da manalı bir... Evet. Ben ışın kılıcımı getirecektim ama getiremedim. Ama ışın kılıcına gerek yok, bakın. Evet. Fakat şöyle, Imperial March kötüdür biliyorsunuz. Kötülüklere karşı ancak kötü bir savaşırsınız. Darth Vader gelecek gibi hissettiriyor Imperial March. Onun için buna daha acaba... Önerin? Yapalım. Star Wars. Star Wars'un ana filmi. Tamam, açılışı. Bundan sonra öyle yapalım. Imperial March, Darth Vader çünkü. Ya da İmparator. Bu iyilik yaptığı için... İyilik tamam, marşı. Daha iyilik marşı da yok, ilerledim. Şaka yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum bizimle ben birlikte olduğunuz ederim. İçin. İyi ki geldiniz. Aslında sizinle birlikte dünyamızın nasıl değiştiğini, yeni nesillerin nelerle karşılaşabileceğini biraz da aktarmış olduğunuz bize. Ama yine geçmişe döndük. Isaac Asimov'dan bahsettik. Mecburen. Onsuz olmaz, mecburen. Sanki bu tip şeylerin yolunu açmış gibi, öyle evet. Değil mi? Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ki geldiniz. Ederim. Çok dediğim gibi. Rosie Ayşe de Imperial March'la gitsin. Tamam. Biz tekrar görevimize gideceğiz o zaman. Çok çok size teşekkür kolaylıklar diliyorum. Çok, çok göreviniz ederim. Zor. Hem sizin hem Rosie Ayşe'nin. Rosie Ayşe'ye de hoşça kal diyelim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Evet, şimdi Rusya'dayız. Rusya'da tek başına antrenman yapan 16 yaşındaki kalecinin üzerine yıldırım düştü. Genç kalecinin ağır yaralandığı o an stad kameralarına yansıdı.
Moskova'dayız. Znamya Truda adlı amatör futbol takımının antrenmanı sırasında 16 yaşındaki bir futbolcunun üzerine topa vurduğu sırada yıldırım düştü. Kameralara an be an yansıyan görüntülerde genç futbolcunun yere yığıldığı görülüyor. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi sahada yapılan genç futbolcu hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar genç futbolcunun boynundaki kolyenin paratoner işlevi görmüş olabileceğini açıkladı. Ve şimdi İngiltere'deyiz. İngiltere'de Prince Charles'ın bir lojistik şirketine düzenlediği ziyaret sırasında bir panik yaşandı. Prens'in sohbet ettiği bir çalışan herkesin gözü önünde yere yığıldı. Önce sendeledi, kimse tutmayınca yere yığıldı. İngiltere veliaht Prensi Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte Bristol'e gitti. Koronavirüs salgınının en şiddetli günlerinde gıda dağıtımı aksatmayan bir şirketin çalışanlarına teşekkür ziyareti düzenledi. Ziyaret sırasında Prens Charles'ın sohbet ettiği bir çalışan fenalaştı. Sendeleyen çalışan saniyeler içinde yere yığıldı. Merkezde kısa süreli bir panik yaşandı. Arkadaşları adama yardım için koşarken Prens Charles da olan biteni anlamaya çalıştı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği çalışan kısa süre içerisinde ayağa kalktı. Prens Charles da sohbete kaldığı yerden devam etti. Ünlü oyuncu Naya Rivera oğluyla birlikte göle açılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarında umutlar tükenirken oyuncunun ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı. Oğluyla birlikte göle açıldı. Bir daha dönmedi. Ünlü oyuncu Naya Rivera'nın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteriyle ünlenen oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu. 33 yaşındaki Rivera 4 yaşındaki oğluyla beraber Piro Gölü'nde tekneyle açılmıştı. Küçük çocuk olaydan yaklaşık 3 saat sonra başka bir kayıkçı tarafından botta yalnız bulundu. Annesi için arama operasyonu başlatıldı. Rivera'yı arama çalışmaları sürerken Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun ve oğlunun son görüntülerini paylaştı. Ünlü oyuncu güvenlik kamerası görüntülerinde kendi aracıyla limana gelirken görülüyor. Oğlunu yanına alan Rivera bir süre sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor. Uzmanlar oyuncunun kaybolduğu gölün derin olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Rivera'nın sağ bulunmasına yönelik umutlar azalıyor. Evet, burası hafta sonuna başlarken yani yaklaşık 1,5 saat önce ekranlara getirmiştik. Ayasofya dün itibariyle dünya tarihine bambaşka bir anlam kattı. Ayasofya'nın statüsü müze olmaktan çıkarıldı ve ibadete açıldı. Peki bundan sonra ibadet edecek olan Ayasofya'ya neden bu kadar önemli? Ayasofya'nın içinde hangi eserler var? Ayasofya kaç yılında inşa edildi, neler geçirdi ve neden sadece bizim için değil ama dünya için bu kadar anlamlı? Hepsini konuşmak istiyoruz. Sanat tarihçi Hayri Fehmi Yılmaz konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Geçen sefer sizinle birlikte program yaparken hani demiştik ya Ayasofya'yı konuş bitmez. O kadar anlamlı ve o kadar değerli ve dün itibariyle bizim için bambaşka bir anlama kavuştu. Ama tabii biraz Ayasofya'nın tarihini de bilmek, Ayasofya'nın bizim için ne ifade ettiğini, nasıl yapıldığını, hangi amaçla yapıldığını da bilmek gerekiyor. Onun için de size danışmak istedik. Biraz Ayasofya'nın kuruluş tarihinden, yapılış tarihinden bahsedelim isterseniz. Tarih kaç? Aslında tabii bugünkü yapımızın tarihi çok net. 532-537 yılları arasında inşa edildi. Yani 6. yüzyılın başlarında. Ama aslında bu isimle Ayasofya adını taşıyan 3. yapı İstanbul'da. Muhtemelen 4. yüzyılda İmparator Konstantinos, kenti kuran imparator, şehirde bu isimli bir kilise inşa ettirdi. Ayasofya adında Tanrı'nın kutsal bilgeliğine adanmış bir kilise inşa ettirdi. Ama bu kilise bir isyanla 415 yılı dolaylarında yandı ve yeniden inşa edildi.
Ama 415 yılında yapılan o Theodosius, İmparator 2. Theodosius'un yaptırdığı kilisede bu sefer 532'de çıkan bir isyanla yine bir yangın geçirdi İstanbul ve bu 2. Ayasofya'da yandı. Ve 532 yılında Bizans imparatorlarının en meşhurlarından İmparator Justinianus ve onun sevgili eşi Theodora başkente böyle dev bir kilise inşa etmek istediler. Roma geleneklerini hatırlatan, yansıtan bu görkemli bina 532'de inşa edilmeye başlandı. 5 yıl gibi kısa bir sürede 537'de tamamlandı. Ve 537'den beri de İstanbul için en önemli simgelerden biri. Peki Sayın Yılmaz, şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Londra'nın Westminster Abbey'i var, işte Paris'in Notre Dame Kilisesi var, ne bileyim işte Milano'nun Duomo'su var. Neredeyse her, zaten İtalya'nın her bir şehrinde bir Duomo ya da bir katedral var. Ama Ayasofya'yı tarih olarak değil, anlam olarak diğerlerinden, Westminster'dan, Notre Dame'dan ayıran nedir? Yahut tabii İstanbul 6. yüzyılda bir Neo Roma idi, yeni Roma idi. Hı hı. Ve Roma dünyasının büyük inşaatlarının en çarpıcılarından biri olarak bu bina inşa edildi. Ve hiç şüphesiz İstanbul'un simgesi haline geldi. Dev bir kubbeye sahipti. 557'de asıl ilk kubbesi çöktü. Bu kubbe 557 yılında tamamlandı. Hı. Onu da hatırlatmak lazım. 550'lerde bugünkü görüntüsüne kavuştu yapı. Hı hı. Onunla yaşıt dünyada fazla anıt yok. Hiç şüphesiz Roma'da Pantheon var. Böyle çok büyük Pantheon, kubbeli bir yapı. Ama o Ayasofya'dan daha önce çok zannedersem. Eski, çok daha pagan. O pagan dönemde inşa edilmişti. Belki de İstanbul'da onun karşıtı olarak inşa edildi İstanbul Ayasofya'sı. Bu sefer Hristiyanlaşan Roma İmparatorluğu'nun bir simgesi olarak inşa edildi. Ama açıkçası Hristiyanlar onun bir tanrısal ilhamla şekillendiğini düşündüler. Yani hem mimarlara hem imparatora gelen bir tanrısal ilhamla bu tasarımın ortaya çıktığını düşündüler ki kocaman bir kubbe, o kubbeye açılan iki yarım kubbe hazırlandı. Ve 6. yüzyıla kadar buna benzer bir bina inşa edilmedi. 6. yüzyıldan sonra da o açıdan çok çok ilginç. Hani Bizans sanatında kubbeli binalar, kiliseler inşa edildi. Çok miktarda Akdeniz'in her yerinde var. Son bazilika planlı dediğimiz ve uzun dikdörtgen binalardan da çok sayıda inşa edildi. Ama İstanbul Ayasofya'sı bu iki plan tipinin bir araya geldiği bir kurgu oldu. Yani o açıdan çok özgün bir tasarım ortaya koyuyor. Yani Pantheon'u da gördüm. Sanki bana öyle geliyor ki Ayasofya'nın kubbesi Pantheon'dan çok daha büyük. Yok, Pantheon hissiyatı. Büyük. Pantheon 44 metre kadar. Bu? Kubbesi 32. Gerçekten evet, mi? Yani 8 ama metre Pantheon'un daha. Ama Pantheon'un ortasında bir delik vardır böyle. Oculus, büyük bir göz var. Bir göz var, öyle ışık kubbesi işte, falan iniyor aşağı doğru. Ama Pantheon 6 metre kalınlığında duvarlara oturan bir dairesel bina ama. Kubbeyi inşa etmek kolay. Hani bir şekilde yapabiliyorsunuz ama asıl kare bir mekanın üzerine bir yarım küre oturtmak çok büyük sorun. Hani teknik bir konu ama anladım. Asırlarca mimarlar bununla çok uğraşmışlar. Dolayısıyla binanızı silindir şeklinde yaparsanız yarım küreyi rahat oturtuyorsunuz. Roma'daki Pantheon da bu şekilde inşa edilmiş. Dört köşe yapıp da üstüne onu, bir kubbe oturtmak işte kolay değil. Kubbeye geçişler hazırlayıp kareyi bir küreye çevirmek için düzenlemeler yapıp bu köşelerdeki pandantifler bayağı enteresan bu anlamda. Onun üzerine bir kubbe oturtmuşlar. Onu da yarım kubbelerle, yani tam bir kubbeyle kapatamayacağı için orta mekanı dikdörtgen. Onun iki yanına da iki yarım kubbe eklemiş. Böylelikle şeyden çok daha büyük görünür. Siz haklısınız. Pantheon'dan büyük dediniz. Çünkü gözüküyor. O hissiyatta. İçine girdiğinizde çok daha etkileyici görüyorsunuz. Hem daha ne diyelim, mekan uzun ve geniş bu anlamda. Ama tabii o biraz daha yaşlı bizimkinden. Mimarları hakkında bilgimiz var mı? Ya da mimarı hakkında? İki mimarımız var. Antemios ve Isidoros. Batı Anadolu'dan bunlar gelmişler. Matematikçiler aslında. Ve hakikaten o güne kadar tasarlanmamış bir yapıyı ortaya çıkarabilmişler. Hiç şüphesiz Justinianus çok özel bir bina inşa etmek istemişti. Ama tabii bina inşa edildikten sonra İstanbulluları büyüledi. Hatta Bizans gelenekleri bu muhteşem kubbeden o kadar etkilenmişlerdi ki Bizans gelenekleri onun
böyle duvarlarla yukarı doğru yükselip de o duvarların taşıdığı bir kubbe olmadığını düşünüyordu. Bazı Bizans efsaneleri meleklerin yukarıdan bu kubbeyi tuttuğunu anlatıyordu ki bu aslında sıradan insanın bu yapıya baktığında neler hissettiğini anlamamız için çok enteresan bir şey. Yani meleklerin taşıdığı bir kubbe hayal edin. Ve inşaatın her aşamasıyla ilgili gene böyle çok enteresan efsaneler vardır. Hani imparatorlar ve devletler böyle müthiş binalar inşa ediyorlar ve kendi propagandalarını yapıyorlar. Ama halkın onlardan anladığı ve onu nasıl değerlendirdiğini görmek için de efsanelere bakıyoruz. Onlar da çok ilginç. Yani İstanbul Ayasofya'sını böyle masalla karışık, oldukça enteresan bir dünya içerisinde anlatıyor Bizans kaynakları ki sonrasında Osmanlılar da aynı şeyi yapacaklar. Gerçek olup olmamasının hiç bir önemi yok. İnsanların onu öyle görmesi çok etkileyici. Ama tabii bu olağanüstü tasarım, olağanüstü büyüklük yani herhalde 15. yüzyıla kadar inşa edildikten sonra neredeyse 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi olarak kaldı. Ve Bizans imparatorları onu ayakta tutabilmek için bütün ellerinden geleni yaptılar. Kentin en kutsal hatıralarından biri kabul edildi. Ama hemen şunu söyleyelim, bir şey değildir. Mesela Kudüs'teki kutsal kiliseler yahut işte ne bileyim Roma'daki San Pietro gibi Havari Petrus'un mezarı üzerine yapılmıştır San Pietro. Hristiyanlık için çok önemli. Ya da Kudüs'te İsa Mesih'in doğduğu ya da işte onun mezarının olduğu yerin üzerindeki kiliseler Hristiyan inancı açısından çok kutsal binalar. Ama bu yapı için hani öyle bir önemli bir azizin mezarı üzerinde değil ya da Hristiyan inancı için çok önemli bir noktada inşa edilmiş bir yapı değil. Ama bütün tarihi boyunca bazıları sonradan aziz ilan edilecek olan birçok olağanüstü din adamı burada görev almış ve onlar tabii ki Bizans dünyasının şekillenmesine büyük katkı sağlamışlar. Özellikle Ortodoksların, yani Hristiyan dünyası çok büyük iki mezhebe ayrılıyor, Ortodokslar ve Katolikler. İşte Ortodoks geleneğini Ayasofya hiç şüphesiz temsil ediyor. Ki aslında bitişiğinde Aya İrini isimli bir başka kilise de var. İstanbul'da sadece bu ikisi Bizans devrinde bir azize ya da azizeye adanmamışlardı. Aya İrini kutsal barışı, Ayasofya Tanrı'nın kutsal bilgeliğini tanımlıyor idi. Bu aslında az önce söylediğiniz Pietrandincoli miydi? Zincirlenmiş Pietro, Roma'daki kilise. San Pietro. Havari Petrus. Bu Notre Dame, Westminster Abbey, bunların hepsi sadece Pantheon değil bildiğim kadarıyla, hala aslında ibadete açık. Hala pazar yani, ayinleri yapılıyor, hala işte orada o inanca mensuplar dualarını edebiliyor. Tabii onların şansı inşa edildikleri fonksiyonla devam etmeleri. Ama İstanbul'un tarihinin çok ilginç süreçleri var. Belki İstanbul'u en ilginç yapan şeylerden biri ve Ayasofya'yı tabii değerlendirirken çok ilginç bir hikaye var. Bizanslılar bunu çok kutsal kabul ettikleri için bir benzerini asla inşa etmediler. Tanrısal tasarım sadece burada uygulandı ve bir daha asla ele alınmadı. Yani küçük de olsa Ayasofya'ya benzeyen bir bina inşa edilmedi. Küçük Ayasofya? O aslına bakarsanız Bizans devrindeki adı Sergios Bakos'tu. Ona Küçük Ayasofya diyen Osmanlılar ama o sekizgen bir yapıdır ve etrafında bir ambulatoryum vardır. Plan tipi açısından bundan çok farklı. O yüzden bir kubbe ve onu çeviren bir koridora sahip sadece. Buna benzer hiçbir şey yapmadılar. O açıdan çok ilginçtir. Bu o kadar kutsal ve özel bir yapı haline geldi ki bir daha değiştirmediler. Fakat 15. yüzyılda şehrin tarihi çok hızla değişti. Fatih şehri fethettikten sonra Orta Çağ'da çok yaygın olan, ilk çağda da yaygındı, bir adetle İstanbul Ayasofya'sını şehre girer girmez bir cami haline getirdi. Eğer o dönemin bazı kaynaklarını kabul edecek olursak şehir salı günü fethedildi. Cuma günü ilk cuma namazını burada kıldılar ve ondan sonra bu yapıdan çok etkilendiler. Hiç şüphesiz dünya mimarlık tarihinde bir benzeri yok. Hani 6. yüzyılda inşa edilmiş bir yapı. Neredeyse 1000 yıl boyunca hiçbir benzeri inşa edilmemiş ama Osmanlılar başkent, İstanbul'u başkent yapıp bu şehri ele geçirdikten sonra
Buna benzeyen kilisel camiler inşa etmeye başladılar. Ayasofya camiye çevrildi. Bizans devrinde nasıl şehrin katedrali ise, merkez kilisesi ise, Osmanlı devrinde de ulu camii oldu. Hani her şehrimizde bir ulu camii vardır. Ayasofya'da İstanbul'un ulu camii oldu. Hı hı. Ve bütün Osmanlı tarihi boyunca hiç şüphesiz şehrin en prestijli camii olarak kullanıldı. Ve herhalde nasıl ayakta kaldığı müddetçe en büyük kilise olarak kullanıldıysa, Osmanlılar onu camiye çevirdiğinde de Osmanlı coğrafyasının en büyük camii oldu. Kapalı alanı açısından bakarsanız hakikaten Ayasofya bütün Osmanlı camilerinden daha geniş bir alana yayılıyor. Galerileriyle falan düşünürseniz. Nasıl bu kadar sağlam, bütün bu içeriğinin ve anlamının yanı sıra bu kadar sağlam bir bina inşa edebilmişler? Çünkü tarihine baktığımızda defalarca yangın geçiriyor, defalarca deprem geçiriyor. Evet, kuvvetlendirme çalışmaları yapılıyor zaman içerisinde gördüğünüzde, ama nedir bunun? Aslında tuğladan inşa edildi yapı ve tabii olağanüstü bir tasarımla gerçekleştirildi. Matematikçiler çalışınca herhalde hesaplamalarda bayağı başarılıydılar. Ama bütün tarihi boyunca dünyada hiçbir yapı herhalde bu kadar ilgi görmemiştir. Hem Bizans imparatorları hem sonrasında Osmanlı sultanları bu binayı ayakta tutabilmek için olağanüstü çaba harcadılar. Osmanlıların özellikle çabalarını unutmamak lazım. Adeta bir rölik gibi, kutsal bir hatıra gibi bu binayı hiç bozmadan, hiçbir değerini değiştirmeden bugüne kadar ayakta tutmaya çalıştılar. O Cumhuriyet hükümetleri de çok çalıştı. Yani Türkiye içinde hep çok özel bir yapı ve Osmanlılar her devirde ona bazı şeyler ekleyerek olağanüstü bir yapılar topluluğu, bir külliye haline getirdiler. Yani bir camiye çevirdikten sonra Fatih yanına bir medrese inşa etti. Zamanla Osmanlı sultanlarından 5 tanesi onun önündeki bir avluya gömüldü. 3 tane çok büyük türbe inşa edildi ki Osmanlıların şu 3 büyük kubbe 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet'in türbeleridir ve eşleriyle çocuklarıyla birlikte orada yatıyorlar. Yani bizim için de aslında bu anlattıklarınız altını çizmek açısından söylüyorum. Bizim için de Ayasofya o kadar önemli, o kadar değerli ve o kadar vazgeçilmez ki. Şimdi modern dünyada, yani bugünün dünyasında, şimdi tabii ki şunu anlamak lazım. Bu yapı 1000 yılını kilise, 500 yılını cami olarak geçirdi. Dolayısıyla inanan Müslümanlar için müze olduğu süreçte de hep bir cami olması arzulanıyordu. Evet. Ama dindar Ortodokslar için de hep bir kilise olması arzulandı ve bunun da doğal kabul ediyorum. Yani tabii ki her inanan inancıyla ilgili bunu öyle algıladı ve gördü. Şimdi böyle düşünürseniz ama bu coğrafyanın içerisinde olduğu için bununla ilgili karar verecek olan Tabii ki Türkiye'dir. Ama inananların duygularına bir şey diyemezsiniz. Herkes ona zaten kendi kimse karışmaz. Zaten 1453 yılında o salı günü ki cuma günü ilk namazını kılmış dediniz. Fatih Sultan Mehmet zaten buna saygı duymasaydı o ikonaları üstünü kapatacağına tahrip ederdi, öyle değil mi? Yani açıkçası Ayasofya'nın içerisinde Hristiyan mirasının bilinçli tahribini gösteren pek iz görülmüyor. Yani mozaiklerin hiçbirinde neredeyse bilinçli bir tahribat söz konusu değil ki bunları tahrip etmek çok kolaydı. Yani hemen hakikaten bir mozaik tekniğinde yapılmıştır. Rahatlıkla kazanabilirlerdi ama Osmanlılar buna özellikle dikkat ettiler. Reklama gitmemiz lazım. Hiç kesmek istemiyorum çünkü Sayın Yılmaz'la, hocamızla konuşmak hem çok keyifli hem de Ayasofya şu anda çok gündemimizde. Her zaman gündemimizdeydi ama şu anda hiç olmadı. 86 senedir hiç olmadığı kadar gündemimizde. Hocamızla sohbet etmeye devam edeceğiz. Özellikle Ayasofya'nın işte hatırasından, biraz Theodora'dan, içerideki ikonalardan ve erken Hristiyanlık dönemine ait o freslerden bahsedeceğiz. Dandolo'dan da bahsederiz tabii ki. Onu konuşmadan olmaz. Reklamlara gideceğiz. 9.52 saat başında. Yok, saat başına 2 kala. Birlikteyiz yine.
Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname imzalayarak Ayasofya'nın statüsünü değiştirdi ve müze olmaktan çıkan cami ibadete açıldı. Ardından da vatandaşlar akşam saatlerinde Ayasofya'da namaz kılmak için toplanmıştı. Peki Ayasofya'da son durum nedir? Habertürk muhabiri Kübra Demir Ayasofya'da ve Kübra, sormak istiyorum sana, dünkü tarihi karardan sonra 86 yıl sonra Ayasofya bugün nasıl bir güne uyandı? Sakin mi, açık mı Ayasofya? Sabah namazı kılındı mı mesela, merak ediyoruz. Tüm detayları senden almak istiyoruz. Oylum Talı, şu dakikalarda Ayasofya'nın önü sakin ve polis aslında dün polisin getirdiği bariyerler hala Ayasofya'nın etrafında çevrili bir şekilde duruyor. Sabah namazını sordunuz. Evet, sabah namazı yine burada Ayasofya'nın önünde kılındı. Yine çok sayıda vatandaş gelerek meydanda yine sabah namazını kıldı ki hatırlayacaksınız aslında akşam namazı da burada kılınmıştı. Şimdi sizlere buradaki son durumu gösterelim Deniz Pirinçler'le birlikte. Ayasofya sakin demiştik sizlere ki o görüntüyü sizler de görüyorsunuz. Polis bariyerleriyle Ayasofya'nın etrafı çevrilmiş durumda. Şu anda girişlere izin verilmiyor. Yine bariyerler o noktada var. Güvenlik görevlileri bekliyorlar. Peki ne olacak? Ondan sizlere bahsetmek istiyorum. Hatırlayacaksınız aslında dün Danıştay'ın kararıyla birlikte Ayasofya'ya ibadetin yolu açılmıştı. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararnameyle birlikte Ayasofya'nın yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş. Ve daha sonra ise Ayasofya'nın cami olarak statüsü değiştirilmişti. İşte o dakikalarda aslında burası şu anda sakin olan meydan en hareketli dakikalarından birini yaşadı. Çünkü vatandaşlar kararı bekliyorlardı. 2 Temmuz'da dava görüşülmüştü. Ancak karar sonra açıklanacaktı. İşte o kararı bekleyen vatandaşlar buraya dün erken saatlerde gelmeye başlamışlardı ki bu şu anda görmüş olduğunuz bariyerler de yine dün güvenlik sebebiyle Ayasofya'nın etrafına çekilmişti. Dün kalabalıktı burası. Ağlayanlar vardı, dua edenler vardı. Çünkü Danıştay o beklenen kararı verdi. 86 yıl sonra Ayasofya cami olarak yeniden açılacaktı. Ağlayanlar, tekbir getirenler vardı. Çok duygu dolanlar yaşandı burada. Bir sevinç gösterisi yaşandı. Kalabalık her geçen dakika arttı ve akşam namazında ise yüzlerce kişi şu anda o sakin olan meydanda hep birlikte akşam namazı kıldılar. Peki Ayasofya'da ne zaman ibadet başlayacak? Onu da aktaralım sizlere. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında o beklenen açıklamayı yaptı ve Ayasofya 24 Temmuz'da cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak ve içeride namaz kılınmaya başlayacak. Ancak tabii 2 haftalık bir süreç var neredeyse. İşte o 2 haftalık süreç içerisinde de hazırlıklar yapılacak. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda içeride çünkü freskler ve mozaikler var. İşte onların düzenlenmesi gerekiyor. Camiye uygun bir ibadete uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de bu 2 haftalık süreçte içerideki freskler ve mozaikler düzenlenecek ve içeriye tabii ki halı serilecek. Şu dakikalarda sizlere sakin diyoruz ancak yine de öğle saatlerinde Ayasofya'nın önünün yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Dün çok kalabalıktı burası. Yüzlerce kişi vardı. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesiyle birlikte bu karara sevinen yüzlerce kişi buraya gelmişti. Akşam namazını kıldılar. Sabah namazını yine burada meydanda kıldılar. Ancak şu dakikalarda Ayasofya'nın önü sakin ve içeriye ise girişlere izin verilmiyor Oylum Tolu. Evet Kübra, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Deniz ve Kübra Ayasofya'nın önünden aktardılar bize. Deniz kamerada, Kübra da mikrofonun ucundaydı. Şu an itibariyle sakin, polis bariyerlerini gördük. Dün tabii kararın açıklanması ve ulusa seslenişin ardından vatandaşlar akın ettiler Ayasofya'nın önüne. Tabii Cumhurbaşkanımızın açıklamasını da hani Ayasofya'yı son defa görelim gibi bir... hani heyecanın ve acelenin içine girmeyiniz gibi bir açıklaması vardı. Bu 1,5-2 hafta içerisinde düzenlemeler yapılacak, halı serilecek, ikonaların ne olacağı, içerideki presklerin ne olacağını göreceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Size sormak istiyorum, şimdi içerisinden bahsediyoruz hep ama Ayasofya'nın bir de bahçesi var ve o bahçede de pek çok böyle tarihi eser görünümlü şey var. Onlar nedir? Aslında onların bir kısmı Ayasofya ile ilgili. Bu
Daha önce iki Ayasofya'nın varlığından bahsetmiştik. Yapının avlusunda 1950'lerde kazılar yapıldı. İmparator Theodosius'un yaptırdığı Ayasofya'nın bir takım şeyleri tespit edildi. Yani o bayağı enteresandır. Bu hakikaten ilginçti. Güzel mimari malzeme vardır. Sütun başlıkları, işte büyük bir üçgen alınlığın parçaları hala avluda duruyor. Ama onun haricinde İstanbul Arkeoloji Müzelerinden Ayasofya'ya nakledilen Bizans dönemine ait bir sürü taş eser var. Yaklaşık 600 kadar eser Arkeoloji Müzesi'nden gelmiştir. Bizans sütun başlıkları, sütunları, kitabeleri, ambon parçası, yani kilise mimarisinde kullanılan şeyler Ayasofya'nın batı bahçesinde işte girişin önüne yerleştirilmiş durumda. Hocam bir virgül koyalım lütfen. Devam edeceğiz ama bir sıcak gelişme var. Selma da bana göndermiş. Aktarmak istiyorum. Bir yandan KJ'de de görüyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama söz konusu. Bunu aktarmak istiyoruz. Pençe Kaplan operasyonu kapsamında Haftane'nin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bir yandan sıcak haber olarak karşıya de görüyorsunuz. Ben son bir kez daha aktarmak istiyorum size. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamayı aktarıyorum. Pençe Kaplan operasyonu ve bu kapsamda 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarılıyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Eyvah. Nerede yani kalmıştık? Ayasofya'nın bahçesindeydik ve Ayasofya'nın bahçesinde o ilk Ayasofya'nın inşasından kalan parçalardan bahsediyoruz. Bunlar Ayasofya ile doğrudan bağlantılı eserlerdir. Dolayısıyla da Ayasofya'nın önünde ve etrafında kalmaya devam etmesi gereken parçalar ama 600'e yakın o taş eserin Ayasofya'da kalıp kalmayacağını tabii ben de bilmiyorum. Müze olarak yaşayan Ayasofya'da bu taş eserler bahçede yapıyı ziyaret eden ziyaretçiler için bir hazırlık olarak sergileniyor idi ve ziyaretçiler onların arasından geçerek müzeye ulaşıyor idi. Ayrıca müzede bugün teşhir edilmeyen Ayasofya envanterlerinde rahmetli Haluk Dursun'un yayınladığı 1500 kadar kilise eşyası var. Nerede onlar? Bunlar Ayasofya'nın Güney Galerisi'ndeki odalarda muhafaza ediliyor ve bunlar teşhirde değil. Ayasofya'ya ait mi onlar? Maalesef değiller. Onlar Ortodoks dünyasıyla ilgili olan, Hristiyan mirasıyla ilgili olan şeyler ve bunların içerisinde ikonalar var. 600'e yakın ikona var ve bunların bazıları, şunu da söyleyelim, oldukça ilginç bir şekilde buraya gelmiş. Mesela Sümela Manastırı'nın İncil'leri Ayasofya'da muhafaza ediliyor. Sümela Manastırı'nın büyük bir fermanı var. Ayasofya'da muhafaza ediliyor. O Sümela'ya dönebilir çünkü Sümela çok uzun zamandan beri bir restorasyon kapsamında. Tabii çok kıymetli koleksiyonlar bunlar. 70 küsür el yazması var Bizans dönemine ait Ayasofya'da muhafaza edilen. Bunlar Ayasofya'dan kalan değil, müze haline geldikten sonra oraya getirilen objeler. Yani Bizans el yazmaları Osmanlı döneminde tabii kalmamıştı ama Ayasofya'nın içinde. Evet, teşhir edilmediler. Yani müze ama göremiyoruz. Bu müze koleksiyonlarının bazısını paylaşmıyor. Çünkü çok ilginçtir. Garip bir Rus ikonaları koleksiyonu var. Çünkü 19. yüzyılda bazı Rus gruplar Osmanlı Devleti'ne sığınmış. Balıkesir, Manyas bölgesine, Kars'a yerleştirilmişler. Hı hı. Ama zamanla sayıları azalınca buradaki köyler terk edilmiş ve o terk edilen köylerin ikonaları vesaire malzemesi, kilise eşyaları olduğu gibi İstanbul Ayasofya'sına getirilmiş. Ayasofya'nın depolarında bugün böyle çok zengin bir koleksiyon muhafaza ediliyor. Bizans sikkeleri var bir miktar, Bizans çinileri var, keramikler var. Ayasofya'nın etrafında yapılmış olan kazılardan elde edilmiş yine malzeme, arkeolojik malzeme bol miktarda var. Tabii bundan sonra bunu da düşünmek gerekiyor. Bu koleksiyon ne olacak? Üstelik İstanbul Ayasofya'sı pek adı konmamış da olsa bir çeşit Bizans müzesi gibi hizmet veriyordu. İstanbul Ayasofya'sının dışında Kariye Müzesi, Kora Manastırı eski, Fethiye Camii'nin bir bölümü, Pamuk Aristos Manastırı'nın mezar şapeli ya da Bizans Sarayı'nın meşhur mozaiklerinin sergilendiği Mozaik Müzesi İstanbul Ayasofya'sına bağlı birimler idi. Yani bu yapı aynı zamanda Orta Çağ İstanbul'undan günümüze kalan birçok hatıranın da yönetildiği, idare edildiği bir merkez idi. O yüzden hani galiba bunların da 86 yıl öncesinde
nasıl bir sistem söz konusuymuş? 86 yıl öncesinde Ayasofya bir cami idi ve evet, etrafındaki imareti, Sıbyan Mektebi, Muvakkithanesi, Şadırvanı, medresesi vesaire birimleriyle bir İslam külliyesi şeklindeydi. Şehrin en büyük külliyesiydi ve herhalde Osmanlı tarihinin en büyük vakıflarından birine sahipti Ayasofya Vakfı. Çok büyüktür. Fatih devrinde tesis edildi. Sonrasında da hep yaşadı. 86 yıl önce kendi koleksiyonları vardı. Tabii Osmanlılar, şimdi bu resimlere de baktığımızda görüyoruz. Aslında ben hep bu taraftaki resme baktığım için büyük resmi görünce bu taraftakilere pek bakmıyorum yayında, ama Osmanlılar da bütün tarihi boyunca yapıya çok kıymetli şeyler hediye etti. Yani birçok hat yazısı hediye edildi. 19. yüzyılda Kazasker Mustafa İzzet Efendi bu dev dairesel levhaları hazırladı. İşte ne kadar peygamberin, Allah'ın isimlerinin olduğu. Ayasofya'ya. Çok. Ayasofya'ya o kadar güzel, yani o kadar büyük bir güzellik katıyor ki o dev levhalar. Yani. Gerçekten çok etkileyici. Böylelikle hem Bizans resim sanatının muhteşem şeyleri hem İslam yazı sanatının, kaligrafisinin, hat sanatının çok başarılı örnekleri. Hatta bazı sultanların, 2. Mahmud'un, Sultan 2. Mustafa'nın yapıya hediye ettiği şeyler var. Bunlar bu açıdan oldukça enteresan. Ve Osmanlı sultanları düşünürseniz 2. Selim onu bir Selatin Camii haline getirmiş. Sultan 1. Mahmud onun bir külliyeye dönüşmesini sağlamış. Kütüphanesini, şadırvanını, imaretini yaptırmış. Sultan Abdülmecid de büyük bir onarım yaptırmıştı. Bu mesela Abdülmecid'in onarımından önceki Ayasofya'yı gösterir. Etrafında bugün meydan olan yerde kocaman bir mahalle vardı şöyle bakarsanız. O da oldukça etkileyicidir. Bu giriş kısmı, daha doğrusu bugün müzenin çıkışı 9. yüzyıldan sonra giriş gibi kullanılıyordu. Bu narteks dediğimiz hazırlık bölümü. Ne kadar güzel. Mesela bu bölümlerde bir sürü haç vardır. 100'e yakın haç var girişte ve galerilerin alt kısmında. Tabii şimdi, biz şimdi onlar nasıl düzenlenecek 21. yüzyılda Ayasofya'yı hayal ediyoruz. Bir geçmişe dönünüz, etrafında bu kadar yüksek bina yokken ya da binalar bu kadar fazla değilken Ayasofya'nın o İstanbul'a kattığı hava ve İstanbul'un büyüklüğünü alkışlarcasına o bulunduğu mekanda durması, dikilmesi insanları ne kadar etkiliyordu kim bilir. Şimdi bizi bu kadar etkiliyor. Ama hocam şimdi şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Dünyanın en önemli yapılarından biri, pek çok coğrafyaya, pek çok insana, pek çok kültüre ve inanca hizmet eden çok çok değerli bir yapı. Ama dünyanın yeni 7 harikasından biri değil. Ama olmalı. Bu kadar anlattığınız, bu kadar dünyanın gözü önünde. Amerika'da oradan açıklama yapıyor. Sanki böyle bir oylama Yunanistan yapılmıştı. Dünyanın 8. Evet, harikası yapıldı diye. Sanki Ayasofya kazanmıştı onu diye hatırlıyorum. Kazanmış ama mıydı? Yani, Ayasofya yoktu sanki içinde dünyanın yeni 7 harikasının bir içinde. Birçok bu tür proje gerçekleştiriliyor. 8. harika kimdir diye birçok tartışma var. Tabii dünya bizim için çok Ayasofya değişik. Hiç şüphesiz. Akdeniz bir dünyası için Ayasofya'dır. Selma'dan rica edelim ve dünyanın yeni 7 harikası o oylamaya tabi bir durumdu. Chichen Itza vardı mesela. Chichen Itza da çok önemli. Mayaların o meşhur tapınakları tabii vesaire. Yeni dünya bir sürü yeni şeyi de ekliyor ama İstanbul Ayasofya'sı hakikaten dünya mimarlık tarihinin çok özel yapılarından sizce biri. Sizce 8. harika ne olurdu? Tabii ben bu konuda tarafsız olamayacağım. Ayasofya yani Ayasofya'nın bir 8. harika olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ama tabii bu antik çağda da tabii çok böyle sağlam bir değerlendirme değildi. Antik çağ halkları böyle düşünerek bir şey yaptılar. Hiç şüphesiz bilinen dünyayı değerlendiriyorlardı. Biz bugün çok daha geniş bakıyoruz ve biraz da dünyanın her bölgesine eşit davranmak icap ediyor. Ama mesela 6. yüzyıldan Ayasofya ile yaşıt bu boyutlarda ve bu kadar iyi korunmuş başka bir yapı gösteremiyoruz. Üstelik 15. yüzyıldan sonra Osmanlılar bu yapı tipini çok heyecanla aldıkları için Fatih'in Camii, Bayezid'in Camii, Kanuni'nin
Süleymaniye'si, sonra öncesinde Şehzade Camii ve daha sonra yapılan birçok cami İstanbul Ayasofya'sından esinlenerek yapılan yapılar. Hiç şüphesiz Türk sanatının başka kökleri var ama fetihten sonra İstanbul Ayasofya'sı Türkleri de çok etkilemiş ve bugün bize cami deyince zihnimizde beliriveren imge aslında İstanbul Ayasofya'sı. O yüzden bizim bu yapıyla ilişkimiz biraz farklı. Hani açık konuşmak lazımsa Bizans uygarlığının mesela lisan açısından mirasçısı Yunanistan'dır hiç şüphesiz. Çünkü Bizans Yunanca konuşuyordu. Ve tabii inanç açısından Yunanistan ve bütün Ortodoks dünyası, Ortodoks ülkeler inancın mirasçısıdır. Ama galiba kültürel anlamda en büyük mirasçısı biziz ki İstanbul Ayasofya'sını bugün cami olarak, bir ibadethane olarak algılayan en önemli topluluk Osmanlı halkları, modern dünyada kalan. Hocam, bugün bir cami yaptığımız zaman Ayasofya'ya benzemesini istiyoruz, bekliyoruz açıkçası. Yeni Yedi Harika'yı Selma gönderdi, Machu Picchu. Machu Picchu Peru'da sanki çok eskiymiş gibi geliyor ama sadece etrafında müthiş bir efsane var, çok yeni bulunduğu için ama 1500-1400'ler falan yanlış hatırlamıyorsam. Chichen Itza az önce de dediğim gibi Meksika'da. Kurtarıcı İsa heykeli Brezilya, o tepede bulunan çok modern bir heykeldir o. Çin Seddi, tamam, Çin Seddi'ni kabul edebiliriz. Uzaydan görülen en büyük insan yapımı vesaire. Petra çok güzel, tamam. Kolezeum, o içinde olabilir. Çok büyük acının barındığı ve Roma'nın büyüklüğünü göstermek üzere gladyatörlerle alakalı. Taç Mahal, aşkın en güzel ve en büyük kanıtı. Ayasofya yok. Ama bu 7 harika, 8. harika gibi bir sürü şeyler var. Dünyanın 8. harikası olsaydı ne olurdu diye de bir oylama yapılmıştı. Onda Ayasofya açık ara kazandı. Onu hatırlıyorum. Bunu duyduğuma yani sevindim. Çünkü o kadar değerli bir yapı ve o kadar özel. Ki mesela şimdi şurada bir Meryem Ana ikonası şu anda bu tarafında dönüyor ekranın galiba. Mesela biraz bunlardan bahsedelim mi? 843 yılında hemen üretildiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 6 metre boyunda ve mihrabın hemen üzerinde yer alıyor. Belki Meryem Ana resimlerinin en muhteşemi. Bunlar da ikona diye kabul ediliyor ama tabii, düşünün. Ayasofya'nın boyutları bu kadar ihtişamlı olduğu için başka hiçbir Bizans kilisesinde böyle 6 metrelik bir Meryem yapma şansınız yok. O yüzden çok ilginç. Kucağında da bir İsa Mesih var ve sarı gördükleriniz altın yaldızlı mozaiklerdir. Arada beyaz gördükleriniz ise gümüş yaldızlı mozaiklerdir ki hani müthiş bir tahta oturuyor Meryem Ana. Mesih de onun kucağında oturuyor ki bu gerçekten çok etkileyicidir. 1710'lara kadar bu mozaik açık kalmış ve galiba Bizans resim sanatının bir baş yapıtı. Bizans tarihinde bir dönem var. 726-842 arasında her türlü dini konulu tasviri tahrip ettiler. İşte hemen sonrasında o dönemin bittiği dönemde bu mozaik gerçekleştirildi, üretildi. Gerçekten Ayasofya'nın en ilginç hatıralarından biri. Bu anlamda seyretmek oldukça ilginç. İşte biraz belki Ayasofya ile müze olduğunda bunları muhafaza etmek çok kolaydı. Şimdi çok zor bir görev bizi bekliyor. Çünkü bunların hepsinin iki inancın da iki uygarlığın da mirasını bu yapının içerisinde mümkün olduğu kadar dengeli korumak. Tabii müze orada, tarafsız olduğu için rahattı orada ama orada ibadet edeceklerin de ruhunu, inancını ve o sıradaki konsantrasyonunu zedelememesi de önemli. Aslına bakarsanız hani yine hatırlatayım, 1710'lara kadar Ayasofya'ya seyahat gelen seyyahlar, Müslüman ve Avrupalı fark etmiyor, Türk Evliya Çelebi filan, mozaikleri görmüşlerdi ve anlatıyorlar. Yani düşünün, açıkmış Lale yani. Devrine kadar açıktı. O zaman pek rahatsız etmiyordu insanları ama bugün biraz tedirgin ediyor bizi. Bu arada tabii galerilerde de bunlar var. Çok enteresan. İmparatorçe Zoe ve son eşi, üçüncü eşi Konstantin Monomahos'un İsa'ya yaptıkları ve Ayasofya'ya yaptıkları büyük bir bağışı tasvirli eden bir şey. Aslında pek de meşhur bir mozaiktir. İmparatoriçenin ilişkileriyle. Bu herhalde Bizans resim sanatının en muhteşem eseridir. Deisis diye kabul ediliyor. Kıyamet günü İsa Mesih'e Meryem Ana ve Vaftizci Yahya
insanlığın şefaati için, kurtuluşu için yakarıyorlar ve hakikaten çok başarılı bir mozaiktir, benzersizdir. Bu boyutlarda başka hiçbir şey yok ve Avrupa resim sanatının, Rönesansı'nın neredeyse iki asır önce İstanbul'da ona yakın bir takım şeylerin nasıl başladığını gösterir. Bu arada bu da çok, çok müthiştir. Şehrin kurucusu Konstantinos'la Ayasofya'nın banisi Justinianos her ikisi de eserlerini Meryem Ana'ya takdim ediyor. Ki İstanbul'un en eski tasviridir. Elinde surlarla görülüyor bakın ya, Konstantinos. Evet. Ve Ayasofya'nın en eski tasviri gene Ayasofya'nın içindedir. Bu solda gördüğünüz koca bir kubbeyle birlikte Ayasofya'yı gösteriyor. Ayasofya'nın ilk hali demek ki bu şekildeymiş. Yani Bizanslılar da onu dev bir kubbe olarak algılıyorlar idi. Tabii bu daha geç 10. yüzyıl dolaylarından bir şeydir ama Bizans resim sanatının da çok etkileyici şeyleri. Bir portre özelliği göstermiyor. Hatta Konstantinos'la Justinianos burada birbirlerine benziyorlar bile denilebilir. Ama burada asıl ilginç olan inşa edildikten asırlar sonra bile Bizanslılar baniyi hatırlıyorlardı, Justinianos'u ve onun yaptığı bu büyük hizmeti, Meryem'e yapılmış bir hizmet ve tabii ki oğlu Mesih'e yapılmış bir hizmet olarak görüyorlardı. Peki Osmanlı'nın etkilerinden bahsedersek, tekrar Osmanlı'nın etkilerine dönecek olursak, Osmanlı'nın Ayasofya'ya kattıkları desek, biraz giriş yaptık ama bunu biraz daha detaylandırsak, çünkü Osmanlı'da Ayasofya'ya çok ama çok büyük önem vermiş. Açıkçası her devir bu yapıyı yaşatabilmek için, biraz evvel saydık, sultanların hepsi ve onu ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Ayrıca ne mozaik bezemesinde ne taş işçiliğinde hani sistematik bir tahribatla hiçbir zaman karşılaşmadık. Hani bugüne kadar tespit edilmedi. Bu da aslında çok önemlidir. Hani orta çağlarda bir sürü bağnazlık var ve kültür varlıklarına karşı saldırılar çok. Ama İstanbul Ayasofya'sını hem kentin inananları hem de Osmanlı yöneticileri bir bütün olarak muhafaza edebilmek için ellerinden geleni yapmışlar açıkçası. Ve tabii birçok hat levhası, işte bir takım rahleler, el yazması Kur'an-ı Kerimler, halılar, puşideler, yazı levhaları, inanılmaz sayıda şey hediye edilmiş buraya. Onlar da galiba Ayasofya koleksiyonlarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Onları da buradan çıkarmamak gerekiyor. Ama Cumhuriyet ile birlikte yapı bir müze haline gelince biz her devri burada teşhir etmeye çalıştık. Mesela 50'lerde yapılan kazıda bunlar çıktı. Theodosius Ayasofya'sının parçaları. Yani bunlar bugünkü Ayasofya'dan neredeyse bir yüzyıl daha eski, biraz daha fazlasında. Böyle müthiş bir yapının böyle bir cephesi olmalıydı Theodosius Ayasofya'sının, ama bu cepheden ne yazık ki sadece parçalar elimizde mevcut. İşte 6 tane bir tarafta, 6 tane diğer tarafta, 12 kuzusu var. Bunlar havarileri temsil ediyor filan. Bu anlamda çok ilginçtirler. Hani keşke bu cephe de İstanbul'da herhalde izleyebileceğimiz en eski cephelerden biri. Ama ne yazık ki bu 2. Ayasofya bugünkü Ayasofya'nın altındadır. O yüzden onu çok fazla göremiyoruz. Onun bir hazine dairesi denilen bir dairesel binalı yapısı. Kot farkı mı var? Var. Şehirde kot farkı. Aşağıda tabii. Şehirde kot farkı her var, öyle yangın değil mi? Ve o en güzel Roma'da gözüküyor. Galiba Roma'daki 7 metre. Şehirde yürüyorsunuz, ondan sonra bir bakıyorsunuz eski Roma 5 ila 7 metre İstanbul'da aşağıda. İstanbul'da çok benzer şekilde. Hatta bizim bütün kentlerimiz, Ankara, İstanbul, işte İzmir, Konya, Kayseri, aklınıza gelecek bütün kentlerimizde yerleşim çok uzun yüzyıllardır devam ettiği için zamanla kot yükselmiş. İstanbul'da bazı yerlerde mesela Saraybosna civarında filan 8-9 metreyi bulur. 12-14 metre olduğu yerler vardır. İstanbul o kültür toprağı dediğimiz, arkeolojinin çok kıymet verdiği toprağın en yoğun, en kalın olduğu bölgelerden biri dünyada. Peki arkeolojide esas nedir? Mesela diyelim ki bir Roma kalıntısı altında daha eski bir kalıntı, en altında da prehistorik çağdan kalma bir kalıntı. Hangisine ulaşmak amaçtır? Aslında arkeoloji sanılanın aksine bilgi edinmeyi amaçlar. Yani bir eser ortaya çıkarmak arzusunda değildir.
Öncelikle bir geçmişi anlamak ve bilgiyi edinmeyi hedefler. Hangi o geçmişi? Yüzden bir tanesini en eskiye kadar inmeyi kabul eder ama bir tanesini tercih etmez. Tabii açıkçası arkeolog hangi dönemin uzmanıysa kendi uzman olduğu döneme ulaşmaya çalışır. Şuna ulaşmaya çalışıyorum. Yani mesela Ayasofya'nın altı kazılsa belki o ilk temellere ulaşılacak. Mesela önünde müsait olan yerde bu kazı yapıldı. Theodosius Ayasofya'sına ulaşıldı. Belki onun daha altına inildiğinde daha başka bir şeyle karşılaşılacak. Evet. Ama nereye kadar gitmeli ve yapıya zarar vermemek asla. Bu yapının bütünlüğüne de zarar vermeden şey yapılmalı. Mesela bu da Ayasofya ama düşünün 5. yüzyıldan itibaren 1950'lere kadar 532'de yandı bu yapı. Ve 1950'lere kadar onu bir daha kimse görmedi. Ama biz 1950'lerde kazdık. Böyle bir çeşit tarihsel kırılma onu ortaya çıkardık. Ayasofya'nın önüne yeniden koyduk. Bu sefer böyle bir cephe canlandırdık. Halbuki Ayasofya inşa edildiği andan itibaren 532'den itibaren bunların hiçbirini İstanbullular görmedi. Asırlardır bütün kuşaklar hem Bizans hem Osmanlı devrinin insanları i̇şte bu bunlara şahit olamadılar. İlk defa görülen ve ilk defa gün yüzüne çıkan asırlardır i̇şte insanların burada arkeolog kendi tercihini ortaya koyuyor açık konuşmak gerekiyorsa. Bu arkeoloğun tercihi mi olmalı peki? Biraz zor tabii burada kararı vermek. Hiç şüphesiz kentin içerisindeki bu tür bir imgeyi kolay kolay değiştirmemek lazım. Şimdi Ayasofya kendi içinde bütünlüğünü koruyor. Evet. Ve asırlar içinde ona eklenen bir sürü şeyle de böyle muazzam bir yapı. Mirasa dönüşmüş. Önünde 3 tane sultan türbesi yani Osmanlı Çinlileri açısından o hat sanatı açısından muhteşem örnekler bize gösteriyor ki düşünün 5 padişah yatıyor ve Osmanlı hanedanının en önemli türbelerinden biri. Peki üst katlara gittiğimizde Ayasofya'da mesela halka açık olmayan Aslında galeri halka açık. Uzun U şeklinde yapının içini dolaşan bir galeri var. O bölümde olağanüstü işte mozaikler var. Özellikle imparatorların Ayasofya'ya yaptığı bağışları gösteren çok değişik mozaikler hazırlanmış. Fakat bunlar işte Komnenosların ya da Makedonyalılar hanedanının hatıraları. O açıdan bize çok ilginç. Hem Bizans imparatorları ve imparatoriçeleri açısından hem kostümleri hakkında bilgi veriyor hem portreleri konusunda bir fikir sağlıyor. O açıdan çok kıymetli örnekler. Ve İstanbul'da başka bir yapıda bu oranda örnek karşımıza çıkmıyor. Onu söylemekte fayda var yani. Mor mu giymiş Bizanslılar? Nasıl? İkonalarda mor mu giymiş görüyoruz? Hani Bizans'ta tam mor mordan değil, başka daha doğu etkili çok mücevherlerle süslü kostümler kıyafetler giyiyorlar burada. Ama evet Bizans imparatorları da imparatoriçeleri de mor rengi kullanıyorlar. Ve onlardan başka halkın mor giymesi müsaade edilmiyor. Onun için sordum. Demin dikkat etmedim, şimdi geldi aklıma. Yok, bir daha. Burada tören kıyafetleri içindeler ama normalde pabuçları da erguvanidir, mordur. Pelerinleri üzerlerine giydikleri de aynı şekildedir. Taçları da benzer şekilde tasarlanmıştır. Hatta Porfirogenetos ünvanını taşırlar. Porfiro da dünyaya gelmiş diye anılırlar. Hani hükümdarları ancak bu renklerle tanıyıp ayırt edebiliyoruz rahatlıkla. Bu Diokletianus'tan itibaren galiba Roma'da başlayan bir adet. Şeyde de Bizans'ta da devam etmiş. Etkileyici bir renk mor. Peki Ayasofya'nın mimarisinin Osmanlı mimarisine etkilerini aktarabilir misiniz? Çünkü Ayasofya gibi camilerin inşa edildiğini ve Ayasofya'dan etkilenen pek çok mimarımızın olduğunu biliyoruz. Yani bu hiç şüphesiz bizim hani hiç Türk sanatı böyle Karahanlılardan başlayıp Türk-İslam sanatı işte İstanbul'a kadar hiç şüphesiz geldi. Birçok bezeme unsuru, detayları, işte mimari unsurları bu çok eski dönemlere kadar ulaşan Orta Asya, İran, Suriye gibi çok güçlü bölgelerle bağları olan bir sanat. Ama İstanbul'un fethinden sonra hiç şüphesiz biz İstanbul Ayasofya'sı ile tanışınca bir büyük kubbe ve yarım kubbelerden oluşan şeyler, bir tasarımı biz de esas aldık. Bu tasarım Fatih'le başladı. Bayezid'le, Sultan II. Bayezid'le devam etti. Sonrasında Yavuz'un camii biraz farklıdır, tek kubbelidir ama Kanuni Şehzade Mehmet için, çok sevgili şehzadesi için İstanbul Ayasofya'sı ile başlayan plan tipinin son noktasını tasarladı. Mesela bunun iki yarım kubbesi vardır. 4 yarım kubbeli bir cami tasarladı Mimar Sinan Şehzade Mehmet Camii'nde. Ayasofya ile başlayan plan tipinin
gelişimi 15. yüzyıldan sonra oldu. Ve biz bir daha bu plan tipinden kolay kolay ayrılmadık. Yani tabii ki Süleymaniye çok bağlantılıdır Ayasofya ile, örtü sistemi açısından çok etkileyici, birbirlerine ilişki halinde. Yeni cami, Sultanahmet Camii gibi büyük camilerimiz, Fatih Camii'nin 18. yüzyılda yenileneni. Peki Çamlıca'daki muhteşem cami, aynı yeni gelenek, yani açık konuşmak gerekiyorsa Ayasofya ile başlayan imgeyi canlandırıyor. Aslında biraz Ankara'daki İstanbul'da Kocatepe da özdeşleşti camide. Sanki değil mi? Nasıl? İstanbul'da Türk sanatıyla, Türk kültürüyle de özdeşleşti. Kesinlikle. Ve modern dünyada bunu hala yaşatan tek uygarlık Türkiye halklarıdır. Onu unutmamak gerekiyor. Ki, ne kadar önemli bu hocamızın çok enteresan. Yani bu biz Bizans'ın bu anlamda bazen hoşumuza gitmiyor ama en önemli mirasçısıyız. Yani birçok anlamda bu mesela Ayasofya ile başlayan mimari geleneğin mirasçısı modern dünyada biziz. Mesela inanan Hristiyan inananları hiç şüphesiz Ayasofya'nın şimdi cami olmasından biraz rahatsız ama şunu hatırlatmak isterim. Yani evet hiç şüphesiz bunu anlayışla karşılıyorum. Bir inananın tepkileri bu şekilde olacaktır. Bir Hristiyan onu kilise, bir Müslüman cami görmek isteyecektir. Ama bunun ötesinde Türkiye'deki Müslümanlar onu ve şeyler Osmanlı coğrafyasının halkları bir cami olarak algılıyorlar. Ve bu gelenekte bugün bir cami inşa ettiğinde buna benzeyen bir yapı inşa ediyorlar. Yani Ankara'da Kocatepe Camii'miz var. Bir büyük kubbe, 4 yarım kubbeden oluşuyor. Ayasofya bir büyük kubbe, 2 yarım kubbeye sahip. Yani bazı açılardan bu geleneği modern dünyada devam ettiren tek biziz. Onu hatırlatmakta tekrar tekrar fayda var ki Türk halkının dünyaya bakışında da bu yapı o anlamda çok etkileyici. Biz Bizans'ın birçok şeyini bu anlamda mirasçısı olduğumuz için belki Avrupa halklarından ya da Bizans'ın dini mirasçıları olan Ortodokslardan daha fazla bu geleneği devam ettiriyoruz. Bu konuşulduğu zaman bazen kızıyoruz Türk filmlerinde ya da kültüründe hoşumuza giden Bizans öteki düşman şu bu ama aslında çok yakın ilişki içinde olduğumuz, sürekli etkilendiğimiz, bizim oluşumumuza da büyük katkı sağlayan bir uygarlık. Dolayısıyla onunla olan bu ilişkimiz Ayasofya'ya olan bu olağanüstü bağlılığımızı da açıklıyor. Yani sadece camiye çevirdiğimiz eski bir kilise değil galiba Ayasofya. Ona baktığımız asla zaman çok değerli ve çok çok büyük anlam. Biz onda ifade çok farklı ediyor. Şeyler görüyoruz. Düşünün Osmanlılar birçok efsane üretmişler. Yani çok güzel böyle bir kitap vardır. Ayasofya efsaneleri. İlkini Stefanos Yeresimos Bey yayınlamıştı. Ayasofya ve Konstantiniyye efsaneleri. Sonra Ferhat Aslan isimli bir araştırmacı çok güzel bir tez hazırladı. Ayasofya efsaneleri. Yani hala üretilmeye devam ediyor bu efsaneler. Bu anlamda bana çok ilginç geliyor. İşte mesela dindar Müslümanlar inanıyorlar ki Ayasofya'nın kubbesi hiç durmadı. Birkaç kere çöktü. İşte o sıralarda mimarlar anladılar ki bu ayakta durmayacak ama onlara malum oldu. İşte İslam peygamberi yeni doğmuştu ya da işte belli bir yaşa gelmişti. Onun yaşadığı toprağa ulaştılar. Oradan biraz kum aldılar. İşte bazılarına göre tükürüğünden bir parça aldılar. Onu getirip harca karıştırdılar. Ve kubbe durdu yerinde onunla birlikte. Şimdi bunun gerçek olması ya da olmaması önemli değil. Meleğin ama tutması, o kubbeyi meleğin tutması da tabii gerçek olması ama ve olmaması. Halkın buna nasıl baktığını anlamak açısından bu çok önemli. Yani Müslümanlar bu çok eski kiliseyi kendileri için çok kutsal bir hatıra gibi gördüler tabii ve ki İslam inancına bu şekilde bağladılar. İşte yapıyla tabii Hızır ki arasında bağlar, işte Hızır'ın yapıyı koruduğu, her zaman içinde bulunduğu, makamı olduğu filan bir sürü hikaye var. Bunlar bana da çok ilginç geliyor. Yani belki daha çok şey yazılacak, konuşulacak. Umarım hani gelecekte de Ayasofya bütün bu zenginliklerine yeni zenginlikler katarak yaşamaya devam eder. Ama tabii yeni bir şey tecrübe edeceğiz hep birlikte. Evet, bu sefer ilk defa tarihinde Ayasofya hem müze hem cami olarak hizmet verecek, kullanılacak. Yani bu koleksiyonları herhalde aslında biz pek yapmıyoruz ama sadece Ayasofya değil, Süleymaniye'nin, Sultanahmet'in de birer müzeye ihtiyacı var. Yani bu yapıların içerisinde bugün kullanılmayan müzelere kaldırdığımız objeleri bu yapıların içinde bir bölümde teşhir edebiliriz. Belki yapıları kullanırken ona dikkat edebiliriz. Belki
Ayasofya Müzesi'nin bir yönetimi de var. Bu yönetim yine caminin de korunmasında ve yaşatılmasında katkı sağlayabilir. Şimdi bize çok büyük bir vazife düştü. Yani düşünsenize, belki de bir model geliştireceğiz. Yani bu yapıyı kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde ve sahip olduğu bütün mirası, iki dönemi, iki inancı yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız. İnşallah iyi bir yöntem geliştiririz. Ben İstanbul'a güveniyorum. Yani bu şehir çok ilginçtir. Asırlar boyunca böyle çok büyük farklılıkları bir arada yaşamayı ve sergilemeyi çok iyi başarmıştır. Hiçbir araya gelmez dediğimiz şeyler bu şehirde bir yan yanadır. Bir şey sorabilir miyim? Louvre Müzesi'nde her bir parçanın altında yanlış hatırlamıyorsam sadece Fransızca yazıyor. İngilizceleri her bir odanın köşesinde bir bölüm vardır. Oradan alırsınız, okursunuz eğer merak ediyorsanız İngilizcelerini. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam tabii, bu böyle mi diye size sordum ama siz biliyor musunuz? Yani hatırlıyor musunuz, benim bilmiyorum. Ziyaret ettiğimde İngilizce notlar da vardı. Var ama mıydı? Şey değil. Yani Ayasofya ile ilgili karar tamamıyla Türkiye'ye aittir 1453'ten beri. En ufak bir şey yok çünkü yani biraz evvel de söylediğim gibi bunun mirasçısı modern dünyada bizleriz. Evet. Bizans uygarlığının da, çünkü Bizans'ın başkentinde ve Bizans topraklarının en önemli bölümlerinde yaşıyoruz. Hı hı. Açık konuşmak gerekiyorsa bugün Ayasofya'ya en az bizim kadar bağlı olan komşularımız da, yani Yunanistan'da. Ama düşünün, Yunanistan Bizans'ın bir eyaletiydi. Hiçbir zaman bu coğrafyayla doğrudan bir bağ olmadı. Ayasofya'yla da bir bağ olmadı. İnanç açısından hiç şüphesiz Bizans'ın mirasçısıdır ve lisan açısından. Rusya'da inanç açısından mirasçısıdır. Ortodoks kilisesi olarak. Ama biz de kültürel anlamda mirasçısıyız ve fiziki olarak o coğrafyanın mirasçısıyız. O yüzden hani bu geçmişi paylaşmak herkes kendi şeyi olarak düşünüyor. Ama İstanbul halkı da bunların etrafında yaşıyor. Yani bunu hatırlamakta fayda var. Ama tabii ki burada kararı verici biziz. Ayasofya'yı nasıl kullanacağımıza yönetimimiz, bizim yöneticilerimiz karar verdiler. Ama bundan sonra tabii hepimizin omuzlarında büyük bir yük var. Sahip olduğumuz bu büyük mirası bütün detaylarıyla koruyabilmek. Çünkü tercihte bulunmak çok zor. Yani birinden diğerini tercih etme şansımız yok. Tabii ki inançlarımız gereği birine daha yakın hissedebiliriz ama ötekini de korumak zorundayız. O da bize emanet. Zaten bu aslında bizim ecdadımızın da yaptığı bir şey. Az önce de konuştuk ya, İstanbul fethedildiğinde o ikonaları kırmak, dökmek, sökmek, taşımak çok kolaydı. Ama bunu tercih etmedi Osmanlı. Zaten aslında Osmanlı'nın belki bu kadar büyük ve bu kadar değerli olmasının en önemli nedenlerinden biri, gittiği, fethettiği hiçbir coğrafyada inancı değiştirmedi, dili, dini, ırka karışmadı. Bu da son derece değerli. Haçlı seferleri bunu yapmadı mesela. Siz yani çok 1204'te İstanbul Ayasofya'sı, şehir İstanbul Haçlıların eline geçtiğinde, onu çok iyi söylediniz, maalesef İstanbul Ayasofya'sına saldırdılar ve yani bizzat Haçlı kaynakları çok net anlatıyor ki yapı korkunç hakaretlere uğradı. Ya. Yani içerisine hayvanlarını soktular ve çok kıymetli kilise eşyasını bunlara yükleyerek yağmaladılar. Hatta bunları taşırken taşıyamayıp da devrilen hayvanları, mermerlerin üzerinde kayan merkepler yahut atları öfkeyle parçaladılar ve kan, korkunç görüntüler ortaya çıktı. Bir detaylı, çok detaylı anlatılıyor. Sistematik şekilde 1204'te yağmalandı Ayasofya. 1261'e kadar da bu arada bir Katolik kilisesi olarak kullanıldı. Yapı inşa edildiğinden itibaren 1204'e kadar Ortodoks kilisesidir. 1261'e kadar Katolik kilisesi oldu. 1261'den 1453'e kadar gene Ortodoks kilisesi oldu. Yani Katolikler bu şehri ele geçirdiğinde, Avrupa'da işte Venedikliler, Fransızlar, Katalanlar, Avrupa'dan gelen birçok kişi hemen bu yapıyı kendi inanç mezheplerine, Hristiyanlığın Katolik mezhebine ait bir ibadethaneye çevirmişlerdi. Onu hatırlatmakta da fayda var. Bu orta çağlarda çok yaygın bir adet. Yani aman durun, burası müze olsun, müze olarak kullanalım, bütün herkese açalım, böyle bir yaklaşımları hiç olmamış, öyle değil mi? Herkes kendi zaten inancında. Zaten orta çağda bunu bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz evet. Ama şimdi mesela tabii şunu hatırlatayım ben. Ayasofya yalnız değil yani. Mesela bizim ülkemizde kiliseden dönme camilerin sayısı çok fazla. Yani hatta
şeyde Trakya'da çok güzel bir Havra camimiz var. Yahudi cemaati terk etti kasabadaki Havra'yı. Bölgenin müftülüğüne hediye etmiş, ibadethane yok olacağına siz kullanın diye. İçinde resim olmadığı için sinagogların o yapı bugün Havra Camii olarak ziyaret ediliyor. Bunun gibi Trabzon'da, İznik'te, Enez'de, Vize'de birçok Ayasofya'mız var ve kiliseden dönme camilerimiz var. Antalya'da var. Bunları iyi hatırlamak lazım. Yani bu yapıların aynı zamanda yaşamasını sağlamış bir binayı kalabalık toplumun ibadethanesi haline getirmek erken devirde siyasi anlamları vardı ama sonra pratikte bu yapıların korunmasını sağladı. Ama benzer şekilde düşünün Balkanlarda Selanik'te mesela bir sürü kilise camiye çevrilmişti. Girit'te, Yunanistan'ın birçok yerinde, Balkanlarda. Bunlar Osmanlı hakimiyeti sona erdiğinde tekrar kiliseye döndüler. Bu arada bazı Osmanlı camileri de Balkanlarda kiliseye çevrildi. Onu da unutmamak lazım. Hani birçok Balkan ülkesi. Bir soru sorayım size. Fransa'da Notre Dame Kilisesi Paris'te yandığında biliyorsunuz milyon dolarlar toplandı. Sadece Arno Vakfı yanlış hatırlamıyorsam 100-150 milyon dolar vakfetti Notre Dame Kilisesi'nin tekrar eski haline dönmesi için. Acaba Ayasofya'mıza bir şey olsa bize Yunanistan, UNESCO, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri üzüntülerini takdim eden yardım ederler mi? Talep edersek edebilirler yani. Ama Ayasofya'nın çok güçlü vakıfları var. Kültür Bakanlığımız da ciddi bir bütçe ayırıyor Ayasofya'ya hakikaten. Yani bakanlığımızın müze olarak kullanıldığı dönemde Ayasofya'ya yaptığı yardımlar inanılmazdır. Yani yatırımlar. Bugün yapı ayaktaysa hani düşünün, hak ediyor ama. İskele hiçbir zaman bitmedi içinde. Evet, yani. Tam ona gelecektim. O kadar güzel bir noktaya değindiniz ki neden? Sürekli Ayasofya'ya ne zaman gitsek o iskele senelerdir. İskelesiz gördüğümü hatırlamıyorum Ayasofya'yı. Yani arada birkaç kere oldu. Ama neden? Yani, bu da çok özel bir şey. Yani röleveleri hazırlanıyor, parça parça restorasyonlar yapılıyor ve inanılmaz mozaikleri sağlamlaştırmak için olağanüstü projeler yapılıyor ve yani o kadar çok emek veriliyor ki anlatamam. Yani Türk restoratörler bu anlamda çok güçlüler. Özellikle restorasyon konservasyon merkez laboratuvarımız, röleve anıtlar müdürlüğümüz gerçekten yani insanüstü bir gayret harcıyor ve Ayasofya Müzesi'nin çalışanları 20'ye yakın uzmanı var. Görevliler, uzmanlar ve yöneticiler olağanüstü bir çaba harcıyorlar ve düşünün kendilerine emanet edilen bu mirası korumak için bir grup insan Ayasofya'da her gün müthiş bir mesai harcıyor. Şimdiki müdürümüz çok hani etkileyici ve hakikaten yapıya her şeyiyle sahip çıkmaya çalışan bir şey sergiliyor. Bu yüzden ben çok etkileniyorum bütün bu süreçlerden. Onu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yani biz mesela bu tür restorasyonları bir kampanya açmıyoruz. Fransızlar bir kampanya açtılar. Herkes destek olsun dediler ama biz demedik. Ama desek herhalde dünyanın her yerinden bize de katkı. Bana öyle geliyor ki olur. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bunlar benzersiz. Şimdi mesela burada işte bu Deisis mozaiği yine dönüyor. Böyle konudan konuya atlıyoruz ama görünce konuşmamak ne mümkün kadar, değil. Ne kadar etkileyici yani değil Deisis. Yani onlar oradaki İsa Mesih'in yüzü, vaftizci Yahya'nın yüzü, Meryem Ana'nın yüzü yani gerçekten muhteşemdir. Ve bunları bu şekilde gelecek kuşaklara yani şu sahne hakikaten muhteşemdir. İzleyip de etkilenmeyen hiç kimse yok. İsa'nın buradaki duruşu, işte yüzün o şefkatli, merhametli hali ve başarılı oranlar. İşte düşünsenize küçücük renkli taş tanelerini yan yana dizerek oluşturmuşlar bu yüzü. Hakikaten inanılmazdır. Vaftizci Yahya hemen bu sağdaki. O da düşünün insanlık için korkunç acılar çekiyor ve yüzünden o acıyı görebiliyorsunuz. Yani neredeyse Helenistik sanatla, eski Yunan sanatıyla bir ortaçağ sanatını birbirine bağlayan böyle müthiş bir mozaik. Bunu antik çağın meşhur Laokoon ve oğulları diye bir heykeli vardır Bergama kültürünün. Oradan Laokoon'a benzetirler. Yüzünde korkunç acılar var. Yani bir resimde hisleri yansıtmak çok zordur ama burada Yahya'ya bakan herkes bir ızdırabı, İsa'ya bakan herkes müthiş bir sükuneti ve merhameti görebilir. Yani düşünsenize somut olmayan şeyleri resimle anlatıyorsunuz. Sadece üstleri kapanacak bunların kaldırılmaları üstlerinin. Bunlar galeride ama belki de kapanmayacak hiç. Ya
Ha, olabilir. Yani galeride tabii, yani bir camide bilmiyorum yani nasıl... Yani Orta Çağ'da bunlar açıktayken, açıkçası 18. yüzyıla kadar Osmanlılar burada ibadet edebilmişler. Belki biz de yapabiliriz. Yani ben o yüzden İstanbul'dan umutluyum. Eğer hani müze olarak korumak kolaydı, dediğim gibi hep aynı şeyi söylüyorum. Tekrar cami yaptığımızda bu mirası korumak ama hakikaten çok önemli. Çünkü bunun başına bir iş gelirse birçok kişi şu anda çok mutlu oldu ama İslam inancı açısından da büyük bir prestij kaybı olur. Çünkü bu ama ona emanet edilen. Ama cami olarak daha iyi kullanılacağını düşünüyorum. Şimdi ilk defa çünkü hem müze hem cami olarak hizmet verecek. Hı hı. Ve şöyle artık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlıyken, evet, Diyanet İşleri'ne bağlanacak. Artı bir de tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bir de şöyle bir durum var. Sadece zemindeki göçük ve aşınmalar nedeniyle halı döşenecek. Ben de şimdi onu düşünüyorum. Acaba nasıl bir halı? Çünkü ortamla ve o güzellikle uyumlu olacağını yani düşünüyorum. Yani biz halı ülkesiyiz herhalde. İyi bir halı tasarlayıp yapacaklardır, değil mi? Koyabiliriz. Ama süre çok az gibi. 2 hafta gibi bir zaman var. Bu süre ama hazırlıkları içerisinde, tahminen çok daha önceden başlamıştır diye düşünüyorum. O zaman yetiştirilebilir ki... tabii karar yeni verildiği için ben öyle zannediyorum, bu kararla birlikte şeydir. Önceden bilmiyorduk Danıştay'ın ne tür bir karar vereceğini. Evet. Tahminler yapılıyordu ama tabii bir halı yayılacak. Bu mozaiklerle ilgili bir takım değerlendirmeler yapılacak. Zaten cami aksamı, bu yazı levhaları vesaire şeyler hala içinde duruyor. Hı. Çok güzel bir mihrabı var. Nefis bir minber ve vaiz kürsüsü var. Yani İstanbul'da İslam sanatının bayağı güzel örnekleri bunlar. Vaiz kürsüleri vesaire şeyleri de bütün aksamı, yani cami aksamı da olduğu gibi içerisinde duruyor. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Ayasofya'dan ezan sesi. Aslında bir süredir 80'li yıllardan beri hünkâr mahvelinde, hükümdarın ibadet edeceği bölümde namaz kılınıyor idi. Dolayısıyla minareden ezan da okunuyordu. Hı hı. Topkapı Sarayı'nın önündeki minare kısmından. Tabii insan... İster istemez şey yapıyor. Mesela bu yazı levhaları, özellikle soldaki kare levhalar, onlar padişahların hediyeleridir. Hı hı. Şehzadeler, padişahlar, yani yapıya Osmanlılar'da aslında bir çeşit her zaman müzeydi. Yani onu en güzel eserleriyle süsleyip teşhir etmeye çalıştılar. Onu söylemekte fayda var. Şimdi bakalım ne olacak? Yeni bir dönem Ayasofya için, bizim için hem yeni hem çok heyecan verici bir dönem. Ayasofya yani, hem müze olarak hem heyecan verici ama biraz da işte açılacak. Böyle tedirgin edici, çok dikkatli olmak ve hem herkesle paylaşarak burada yapılan işleri tüm sanat severleri, kültür, tarih severleri bilgilendirerek bu verileri herhalde şey yaparsak, bu işi o şekilde sürdürürsek öyle zannediyorum. Ben aksini düşünmüyorum. Tahmin ediyorum ki en güzel şekilde hem ziyaret etmek isteyenlere müze şeklinde hizmet verecek, hem de inananlara cami olarak açılacak, kapılarını açacak. Yani birçok camimiz birçok turist tarafından da ziyaret ediliyor. Düşünürseniz Süleymaniye, Sultanahmet, Şehzade camileri gibi şehrin bütün anıtsal camileri ziyaret edilebiliyor. Aynı zamanda Westminster'ın, St. Paul Katedrali'nin, ne bileyim işte Notre Dame'ın yine ayinlerine, pazar ayinlerine, mastörenlerine devam ediyor. Bu anlamda bir sıkıntı olmayacaktır. Yani gene ziyaret mümkün olacak. Gene işte insanlar bu zenginlikleri görebilecekler. Ama hani burada mesela Süleymaniye'de rahatız. Bir dönemi var. Ya da Avrupa'da, Notre Dame'da, Paris'te rahatsınız. Bir dönem var sadece korumanız ve sergilemeniz gereken. Ama burada iki dönem var. Hani inanç doğası gereği birbirine karşı şey, zıtlar. Dolayısıyla da hani birini mutlu ederken öbürünü üzebiliyorsunuz. İşte burada o kadar büyük bir yük biniyor ki. Aslında İslam bütün dinlere açık ve bütün dinleri kabul ediyor diyebiliriz ama. Ama yok, inanç doğası gereği kendisinin hak ve kendisinin dışındakilerin batıl olduğunu düşünür. O yüzden ya çok büyük bir yük, zor bir iştir. Yani kolay bir iş değil. Hem artık Ayasofya'nın görevlileri, hem düşünün müzeciler de, müzeci tarafsız. Ama
artık din adamları görevli olacak. Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredildi. Diyanet ve onların tarafsız olmasını beklemek zor. Sanat tarihçisi, arkeolog tarafsızdır. Bizim için önemli olan yapının korunmasıdır. Çünkü biz burada karar verici durumda değiliz. Hiç şüphesiz her birimizin kendi inancı, değerleri vardır ama tarihçi, arkeolog, müzeci, sanat tarihçisi öncelikle bu yapının sahip olduğu büyük mirası mesleğimiz gereği korumak gerektiğini düşünüyoruz. Hani ben de konuşurken çok dikkat etmeye çalışıyorum ama ben anlıyorum sizi. Kimseyi de üzmek, kızdırmak istemiyorum. Ama burada her söylediğiniz ya dindar Müslümanları ya dindar Hristiyanları üzüyor. Yani bu yüzden ama çok işte onun içinde sanki yani orta nokta bulunmuş gibi, katılır mısınız bana? Hem müze olarak yani bu şu denmiyor, bu artık camidir, camilerimiz zaten herkese açıktır, bütün ikonalar tamamıyla kapanacaktır ve hiçbir şekilde cami olarak hizmet verirken, cami olarak kapıları açıkken yok, hiçbir öyle şekilde bir şey, öyle bir şey yok. Ben de düşünmüyorum yani. Ya öyle bir şey zaten söz konusu değil. Hem müze olarak isteyenler ziyaret edebilecek ama Müslümanlar da çok uzun zamandan beri burada ibadet etmeyi istiyorlardı. Müslümanlar da burada ibadet edebilecek. Dünyada benzeri yok yani, açık konuşmak lazımsa şimdi. Enteresan. Mesela İspanyol ne diyelim, dostlarımız Sagrada Familia benzer bir şeyi yaşıyor olabilirler. İspanya'da kilisede camiden dönme. Kiliseler vardır. Mezquita Katedral dedikleri, Cordoba Ulu Camii'ni düşünün. Belki bizim İstanbul'daki dindar Müslümanların ruh halini en iyi onlar anlar. Yani size bu camiyi asırlardır kilise olarak kullandığınız camiyi iade edin, bir müze olsun desek herhalde Katolikler bundan çok mutlu olmazlar. Bu zor bir karardır. Benzer bir şey Hindistan'da da vardır. Yani tapınaktan dönmek camiler vardır. Tapınağın yerine yapılan camiler vardır. Tabii bir konuda çok tedirgin oluyor hocam, insan. Hocam hemen toparlamanızı rica edeceğim. Yani, kapanış yapacağım. Bu konu çünkü biraz riskli bir konu. Tartışma da yaratabilir. Radikal grupların güçlenmesine izin vermeden, onların slogan haline getirmesine izin vermeden bu ortak mirası, gene ortak bir miras ve insanları, inançları, uygarlıkları birleştiren bir hatıra olarak sergilemeye çalışmak ve bunu o şekilde mümkün olduğu kadar yaşatmaya gayret etmek bizim borcumuz. Üstelik bu kentin geleneği, Osmanlı geleneği de bunu zorluyor, buna yönlendiriyor bizi. O yüzden herhalde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ayasofya konuş bitmez. Geçen sefer de aynı şekilde noktalamıştık sizinle. Belki bir Ayasofya programı daha yaparız. Çünkü konuşacak çok şey var. Daha Dandolo'ya bile giremedik, düşünün yok yani. Yani belki ziyaret etmek, yerinde ziyaret etmek lazım. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam tekrar. Şimdi bir iç reklamımız var. Reklamlardan sonra ben size veda edeceğim. Ta ki yarın sabaha kadar kısacık bir reklam. Evet, 11 Temmuz Cumartesi günü itibariyle Habertürk ekranlarında burası hafta sonunun sonuna geldik. Ta ki yarına kadar sizlerden izin istiyoruz. Umarım çok güzel bir cumartesi günü geçirirsiniz. Sizin için elbette ki ilk başta dileğimiz sağlık. Tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalınız derken sabah yarın 8'deki randevumuzu lütfen kaçırmayınız. Yarın da yine çok farklı konularda sizlerle buluşmayı hedefliyoruz. Yarınki programımız 4 saat 8 ile 12 arası sizlerle beraber olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.